Herkese merhabalar. Dokun Matematik Birinci dönem ikinci yazılıya hazırlığımıza başlıyoruz ve sizinle beraber gerçekten de Türkiye'de ilk defa tarihimizde ilk defa Türkiye geneli bir yazılıya gireceğiz. Bu yazılı test sınavı olacak ve Milli Eğitim Bakanlığı konu soru dağılım tablosu yayınladı. Matematikte test sınavı şeklinde 20 tane soru bize yöneltecekler ve 20 tane soru mantık, kümeler ve Denkleme eşitsizlikten yani 3 tane konudan gelecek ve biz şu anda bu sınava çok güzel bir şekilde hem özetle beraber bunu hemen göstermek istiyorum burada öğrenci notlarımızda kısa bir özet yapacağız ardından bu sırada size hap bilgiler vereceğiz gerçekten de bunlar sınavda çıkar bunlar çok önemlidir şeklinde ardından da MEP ülke geneli ortak yazılı sınavına tam bir şekilde uygun bir şekilde yani 20 tane soru gelecekse 20 tane soruyla hatta bir tane birleşik önermeden bir tane koşullu önermeden bir tane her bazıdan bir tane alt kümeden, bir tane iki kümenin eşitliğinden, bir tane birleşim, kesişim, fark, tümleme gibi kümelerde işlemlerden, pardon iki tane buradan ve kartezyen çarpımından bir tane, bölünebilme kurallarından bir tane, epopagoktan iki tane, periyodik durumlar sorusundan bir tane, aralık kavramından bir tane, denklem ve eşitsizliklerden iki tane, mutlak değerden iki tane, bunlar çok önemli konular ve aynı zamanda iki birim yani denklem ve eşitsizliklerden üç tane soruyla beraber çok güzel bir yazılı provası hazırladık size ve bunları beraber çözeceğiz diyoruz ve inşallah sınavdan da en iyi notları hedefleyeceğiz diyoruz ama öncesinde şunu göstermek istiyorum biliyorsunuz gireceğimiz sınav test sınavı olacak yani yazıyı test sınavı şeklinde gireceğiz 9. sınıfta ilk defa Türkiye genelinde yapılacak ve herkes aynı sınava girecek ve herkesin sınavı aynı şekilde değerlendirecek aslında sıralamamızı vermeyecekler ama gerçekten de nerede olduğumuzu anlayabilmek için önemli bir fırsat bizim için çünkü her yerde özel okul lise işte sallıyorum normal lise Anadolu Lisesi, e, kolejler, imam hatipler hepsinde aynı sınav olacağı için aslında bir adil bir sınav olacak. Aynı üniversite sınavı gibi ona da bir hazırlık olacak diyoruz. Burada turlama taktiğimizi hemen hatırlatmak istiyorum. Burada aslında ilk turda kolay yapabileceğimiz soruları, fazla vakit kaybetmeden bu çok önemli bir taktik vakit kaybetmeden yapmaya çalışacağız ilk turda ardından zor gelen ve bizim ilk başta kalem oynatamayacağımız soruları sonraki tura bırakacağız hatta hiç kalem oynatamadığımız soruları belki üçüncü tur yapacağız ve üçüncü turlara en zor açılacak hani dişimize acıtacak antif fıskanı bırakacağız halbuki ilk başta kolay açılan antefıstığını fıskanı tak 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 açıp yiyeceğiz yani sorulara da böyle yaklaşacağız Antep fıstığı gibi ve sınavın bittiğinde aslında sınavın 20. soruya geldi tekrar başa dönüp o soruları yapamadığın soruları tekrar gözden geçeceğiz. Yani ikinci tur, ikinci tur sonra üçüncü tur belki ilerleyeceğiz ve aynı zamanda bazı şıklarda şıkları eleme test tekniklerinden bunlar çok önemlidir. Şıkları eleme gibi bir yöntemimiz var. İşte mesela A e, daha şöyle yapayım. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı. E, mesela diyelim ki E şıkkı diyelim. Burada 1 bölü 2 yazdı. 1 bölü 5 yazdı. İşte 2 bölü 8 yazdı. E, işte 7 bölü 8 yazdı. 4 bölü 8 yazdı. Ya kardeşim bunları ele. Zaten şıklara baksana adam resmen bağırıyor. Paydası 8 olacak diye. Gibi böyle hafif test teknikleri var. Yapamadığımız zaman Tabii bunları her zaman yapmayacağız. Matematikte sonuç kesindir ama yapamadığımız zaman birazcık takıldığımız zaman hiç kalem oynatamadığımız zaman en azından şunlar olacak sonuç gibi bir, e, bir test tekniklerini kullanabiliriz. Şıkları deneme de yapabilirsiniz. Mesela A, B, C, D, E şıklarımız olsun mesela diyelim ki burada 1, 2, 3, 4, 5 çözüm kümesi nedir dedi. Çözüm kümesi dediğimiz şey x'in değeri demek. Ya kardeşim burada x yerine 1 koy x yerine 2 koy x yerine 3 koy 4 5 koy ve dene hangisi oluyor diye bunun gibi test tekniklerine kullanabiliriz lütfen bu avantajları kullanın çünkü sınavda takılıp kalmayın bulamadık diye soruyu hadi bakalım o zaman şimdi fazla uzatmıyorum hemen e, öğrenci notlarımıza geçiyoruz ama biliyorsunuz yazılı kampımızda gün gün ilerlemeye devam ediyoruz teker teker her günün yazılı provası videosu belli ve buna uygun bir şekilde bütün sınavlarımıza çalışmış olacağız ve en büyük yardımcımız Tabii ki yazılı notlarımız birinci ve ikinci yazılı birinci dönemdeki bütün yazıları kapsıyor Burada da aslında size birinci e, aslında yazılının konuları da çıkacağı için oradan başlayarak Hatta şöyle hemen iki saniye vereyim buradan yani sayfa 90'dan başlayarak ikinci yazılının konularına kadar ikinci yazılı buradan başlıyor. dönem ikinci yazılı. İkinci yazılının konularına kadar yani sayfa 116'ya kadar yapmanızı veya tekrar etmenizi rica ediyorum. Ama tabii ki üslü ifadeler, köklü ifadelerden soru gelmeyecek gözüküyor. Özellikle test sınavında burada bize verdiği yönergelerde konu soru dağılım tablosunda üslü ve köklü ifadelerden soru gelmeyeceği gözüküyor. Dolayısıyla bizim geleceğimiz kısım sayfa bu yeni yayınladıkları için bunu e, yeni öğrendik bizde Sayfa 90'dan 112'ye kadar yapmanızı istiyorum. Buradaki yazılı notları kitabımızdan aynı zamanda da aynı zamanda da Dinamo Soru Bankası'ndan matematikten de buradaki mutlaka yazılıya hazırlık kısımlarını yapalım. Her ünitenin sonunda yazılıya hazırlık kısımları var. Mesela burada kümelerle alakalı sayfa 79 ve 80'de yazılıya hazırlık kısımları var diyoruz ve fazla uzatmıyorum. Hemen özetimize başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazılı notları kitabımızdan Meportak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı gösteriyoruz. Vereceğim. Telefonunuzda TAS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu TAS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmazla.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Hemen şunu hatırlayalım. Bir kere üç tane konumuz var. Mantık, kümeler ve denklem eşitsizlikler konumuzdan sorumluyuz. Üç tane konumuzdan sorumluyuz. Bu üç tane konunun tabi babası birazcık daha denklem eşitsizlikler. Hatta burada hemen Şöyle söyleyeyim mantıktan 3 tane soru gelecek. Bunu bekliyoruz. Fen Lisesi'ne 4 tane gelecek ama Anadolu Lisesi'ne 3 tane gelecek. Ve kümelerden toplamda 5 tane soru gelecek. Yani 3-5 toplam 8 tane soru. Sınavın e, aslında %40'ı ilk konulardan olacak. İki, son konu olan denklem ve işsizlikler konusundan da 12 tane soru gelecek. Dolayısıyla gerçekten bu konu önemli. Sondaki konular birazcık daha daha fazla çıkıyor. Her yazıda olduğu gibi. Şimdi hemen hatırlayalım. Bir veya işlemi vardı. Veya işlemini V gibi yazıyorduk. Aslında orada bir karışıklık vardı ve toplama gibiydi. 1, 1 artı 0, 1'dir. 0 artı 1, 1'dir. 0 artı 0, 0'dır. 1 artı 1 mantıkta sadece 1 ve 0 olduğu için bir de diyoruz iki olmadığı için diyoruz. Şimdi dolayısıyla bunu hemen hatırlayalım. Çünkü burada kıl bir şey şunu çok iyi bileceğiz bunu sorarlar. Eğer bir şeyin mesela x veya y diyelim sonucu sıfırsa ikisi de sıfırdır kardeşim bu sınavlarda çıkar. Devam ediyoruz buraya. V işlemi dediğimiz şeyde tepe taklak V harfi olunca ve çarpma gibiydi bu. Bir kere bir birdir. Bir kere sıfır sıfırdır. Sıfır kere bir sıfırdır. Sıfır kere sıfır sıfırdır. Dolayısıyla çarpma gibi bu da diyoruz. Ve burada kıl olan şey şudur. Yani x ve y diyelim sonuç 1 oldu o zaman bu ikisi de 1'dir hemen aklımız akıl yürütüp cevabını bulabiliriz bir de ya da işlemi var ya da işlemde böyle veya'nın böyle bir çizgilisi ve bu doğruluk tablosu demek aslında 4 tane durum var 1 1 1 0 0 1 0 0 bu 4 durumun da sonucunda aslında aynı olunca 0 çıkıyor aynı olunca sıfır çıkıyor. Farklı olunca işlemler bir çıkıyor. Dolayısıyla bu ya da da çok fazla çıkmasa bile en popülerleri bunlardır bu arada. Yine bilelim. Burada bunun tam tersi olan aynı olunca bir olan ve farklı olunca sıfır olan ancak ve ancak işlemi var ve iki yönlü koşullu ön önerme gibi görüyoruz aslında burada her iki yöne doğru bir oklar gidiyor ve kuralı çok basit aynıysa bir farklıysa sıfır diyoruz. Bir de sınavda çıkacağı kesin olan koşullu önerme dediğimiz şey ise ise önermesi de aslında tek bir kurala sahip yüz kuralı o da bir ise sıfır e, sıfırdır. Onun dışındaki her şey birdir. Yani hepsi doğrudur ama 100 kuralında sonuç sıfır oluyor. Bu da önemli bir kuraldı. Hemen hatırlayalım. Ve şunu hatırlayalım. İse kuralını aslında biz... E, ilkinin değili değil veya ikincisi şeklinde değiştirebiliyoruz. Bunu çok kullanıyoruz. Ama en önemlisi ise De Morgan kuralı. Hemen şunu hatırlayalım Çünkü De Morgan'dan soru gelip gelmesini bekliyoruz. Hemen buraya yazayım. De Morgan kuralı bize diyor ki P is ve q'nun diyelim ki değilini alıyoruz. Bunun değili demek aslında bu zımbırtı hem buna hem buna hem buna gidiyor. Dolayısıyla p'nin değili bunu v'yi değiştirince veya oluyor ve Q'nun değili oluyor hepsine dağılınca. Bunun tam tersinde veya Q bu sınavda çıkacağı için üzerine değiniyorum ve bunun sonucu da aslında bu yine hepsine dağılıyor. P'nin değili veya'nın değili V'dir. Q'nun değili şeklinde geliyor diyoruz. Burada bazı önemli kurallar daha var. O da şu. P'nin değilinin değili kendisidir. Bunu hatırlayalım lütfen. Bu da bilmemiz gereken kurallardan bir tanesi. Bir de karşıtı, karşıt tersi, tersi gibi bazı kavramlar var. P ise Q'nun karşıtı yer değiştirmesidir. Tersi her ikisinin değil almasıdır. Karşıt tersi de hem yer değiştirmesi Q P ise Q Q ise P oluyor. Yer değiştiriyorlar. Bir de her ikisinde tersini alıyor. Bu da çok önemli bir kural diyoruz. Ve her ve bazı niceleyicilere mantık konusunu bitiriyoruz. Mantık konusunda şu işareti görünce ters A her demek. Sola bakan E'de bazı demek bunları bileceğiz. Ve herin değili bazıdır bazının değili de herdir diyoruz ve sana eğer x büyüktür 5'in değilini yaz derse bize diyeceğiz ki x küçük ve eşittir 5'tir aman dikkat ederim bunun değilini de bu şekilde buluyoruz diyoruz ve Hadi bakalım o zaman mantığı geçelim birazcık kümelere bakalım. Kümelerde tabii ki birazcık daha fazla soru gelecek buradan ve bazı kavramlar vardı. Mesela burada süslü parantezi liste yöntemiyle yazdığımız zaman bunun elemanları x, y ZT parantezli ve K şeklinde düşüneceğiz ve dört tane elemanı vardır. E, S, A eşittir, dörttür diyoruz. Ve bunun elemanları X elemanıdır ama Z elemanı değildir. Parantezli ZT elemanıdır aslında A kümesinin. Bu da bir ayrıntı. Ama bize alt küme sorusu geleceğini Milliyetin Bakanlığı söylemiş. O zaman diyorum ki en elemanlı bir kümenin iki üzeri ne tane alt kümesi vardır? Mesela diyelim ki burada A kümesi olsun. Bir, iki, üç, dört. Bu dört elemanlı kümenin kaç tane alt kümesi vardır? 2 üzeri 4'ten 16 tane alt kümesi vardır. Bu alt kümelerin içinde hangi kaç tanesinde 3 vardır dese hemen bunu kapatacağız. 1, 2, 3 tane eleman kaldı. 2 üzeri 3 yani tanesinde yani 8 tanesinde 3 vardır diyoruz. Çok enteresan yoktur deseydi yine aynı şey yapıyorduk. Bu zaman yine kapatıyorduk. Attığımız zaman 3 tane eleman kaldı. Kalanlarla alt küme oluşturuyoruz. Aman dikkat et. Alt kümelerde kendisi ve boş kümeyi de alıyoruz. Aslında bu da ayrı bir ayrıntı. Şimdi B kümesi mesela A kümesinin içinde bir küme alt kümesi şeklinde bu şekilde gösteriyoruz. Boş küme her kümenin alt kümesidir ve her küme kendisinin bir alt kümesidir. Bu da ayrı bir kurallar e, dizini diyoruz. Ve aynı zamanda A kümesi B kümesinin alt kümesi ise B kümesi de A kümesinin alt kümesi. Yani birbirinin alt kümesi ise bu kümeler birbirine eşit diyoruz. Eşit olabilmesi için bütün elemanları aynı olmalı. Eleman sayıları aynı olmalı. Yani her şeyle aynı iki küme olmalı diyoruz. Tümleyen dediğimiz şey bir kümenin dışında kalan her yer. Bak bu sarı A'nın tümleyeni demek. Yani sarıyla gösterdiğimiz yer A'nın tümleyeni demek. E burada morla gösterdiğimiz yer zaten A'nın kendisi. Dolayısıyla evrensel küme dediğimiz şey bütün hepsi evrensel küme ile A kümesinin arasında kalan bölge A'nın dışındaki her yer. Bütün yerinin yerine ben dışındaki her yer diyorum aslında. Bu da önemli bir kural. Kesişim ve birleşim hemen iki saniyede hatırlatalım. Şimdi bir kere A kümesi şu mor dairenin içi. B kümesi şu turuncu dairenin içi. Bu ikisinin ortak yeri şurası ve bu kesişim olarak adlandırılıyor ve bu kesişimi hesaplarken veya birleşimi hesaplarken yani hepsini hesaplarken şöyle bir kuralımız var. A birleşim B'nin A birleşim B'nin eleman sayısı eşittir. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı. Çok basit bu anlaşılır bir şey. Birleşim demek hepsinin eleman sayılarını topla demek. Ama kesişimlerini de çıkartıyoruz burada bu kuralı sınavlarda çok kullanırız bu aklımızda kalsın çünkü ben sana desem ki mesela A kümesinin eleman sayısı 5 B kümesinin eleman sayısı 4 desem ve ee o zaman A kesişim B'nin eleman sayısı da 1 desem A birleşim B'nin eleman sayısı nedir desem diyeceksin ki bana ya kardeşim Bununla bunu topla 9 bitti. Hayır bir de bunu çıkarman gerekiyor. 8 tane elemanı vardır. Hatta bunu da şöyle gösteririz. Hemen 2 tane de göstermek istiyorum. Bu çok önemli bir mantık çünkü. Bu kümeleri tam biz anlatan. A kümesinin eleman sayısı 5. Buraya 5 yazdım. B kümesinin eleman sayısı 4'müş. Buraya 4 yazdım. E bunların kesişimleri de 1'miş. Buraya 1 yazdım. Şimdi bu durumda şurası yani A'nın B'den farkı, A'nın B'den farklı olan yeri 4 tane elemana sahiptir. Çünkü bu dairenin içi totalde 5 olmak zorunda. Bu dairenin içi totalde 4 olmak zorundaysa o zaman buraya da 3 kalır. 3 artı 1, 3 artı 1, 4 ettiği için. İşte bu durumda bunların hepsinin birleşimi 4, 1, 5, 3 daha 8 tane bütün birleşimin eleman sayısıdır. Bu da çok önemli birkaç örnekte diyorum ve hemen şuradaki işlem özelliklerine, Birazcık hızlıca bakalım fazla uzatmayacağım bunu çünkü çok fazla çıkmıyor ee, A kesişim B'nin e, kesişimleri A'nın kendisi çıkıyorsa A birleşim B'nin de B çıkması gerekiyor yani bu kümeler aslında şöyle kümelerdir bu A bu B bu ikisinin kesişimi A'nın kendisidir. Bu ikisinin birleşimi ise B'nin kendisidir. Tamamen birleştirdiğimiz zaman kümedir. Ve şurada şunu unutmayalım. Birleşimin kesişim üzerine dağılma özelliği vardır. Tam tersi de vardır. Kesişimin birleşim üzerine dağılma özelliği de vardır diyoruz. Burada diğer özellikler çok çok nadir çıkar. Özellikle problemlerden soru bekliyoruz. Dolayısıyla test sorularında bunlar çok daha az gelir diyorum. Şimdi kartezyen çarpımına bakalım. Kartezyen çarpımında sıralı ikili kavramı vardı. Mesela 3,5 diye yazdığım zaman bu ilk kümenin bu da ikinci kümenin elemanı olmak zorunda. Mesela bu elemanıdır. A çarpı B kartezyen kümesi yazarsam ben eğer bu A'nın elemanıdır. Bu da B'nin elemanıdır. Yani A'nın elemanı 3'tür. B'nin elemanı da 5'tir diye çat diye söyleyebilirsiniz. Ve burada iki, karte, iki sıralı iki birbirine eşitse bu buna eşittir bu buna eşittir şeklinde düşünebiliriz. Yani sıralı ikildeki mantık sıra ilk baştaki birinci yani ben buraya öküz yazdım mesela virgül maymun yazdım. Bu sıra çok önemli. Öküz başta gelir, maymun sonra gelir. Bu sıralı ikilinin mantığı sıralı olması. Aynı zamanda şunu da hatırlayalım. A kümesi 3 eleman diyelim. B kümesi 2 eleman diyelim. A kümesiyle e, B kümesinin kartezyen çarpımının eleman sayısı... A kümesinin eleman sayısıyla B kümesinin eleman sayısının çarpımına eşit. Yani 3 kere 2, 6 tane elemana sahiptir. Hatta yapalım. 1 ile A eşleşir. Bak hemen burada eşleştiriyorum. 1 ile A, 1 ile B. Ondan sonra... 2 ile A, 2 ile B, sonra 3 ile A, 3 ile B. Zaten burayı yazıyorum. 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B. Dikkat edelim. Burada en başta yazılan bütün elemanlar, yani sıralı 2'nin solunda yazılan bütün elemanlar A kümesine ait. Ve aynı zamanda Sağında yazılan bütün elemanlar burada, 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 burada. B kümesine ait ve her bir sıralı ikili bir eleman oluyor kartezyen çarpım kümesinin. Bak burada mesela diyelim ki hemen tak diye bak. Şu süslü parantezimiz var. Şu süslü parantezimiz var. Bu bir eleman. Virgül. Bu başka bir eleman. Virgül. Bu başka bir eleman. Virgül. Bu başka bir eleman şeklinde toplam 6 tane elemanı oluyor. Eğer ben B çarpı A yapsaydım bu kümeyi, B çarpı A yapsaydım o zaman B'nin elemanlarını başa yazacaktım. A1, A2, A3, B1, B2, B3 şeklinde ikilileşmeler olacaktı diyorum ve sıralı ikililerde şunu hatırlayalım hemen. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Mesela A çarpı B kesişim C diye bir küme varsa burada dağılma özelliği kullanabiliyoruz. Yani A çarpı B kesişim A çarpı B kesişim A çarpı C kullanabiliyoruz. Bu sınavlarda çok sorulduğu için bunu da göstermek istedim. Eğer böyle bir şey gelirse aslında bu budur şeklinde yorum yapabiliriz diyorum. Ve hadi bakalım o zaman kümelerle alakalı problemlere bakalım. Bunlar çok çıkıyor gerçekten de. Mesela diyelim ki böyle bir sınıf kümesi olsun. Sınıftaki öğrenciler İngilizce konuşabilen öğrenciler I olsun. Almanca konuşabilen öğrenciler A olsun. Ve diyor ki bize e, İngilizce konuşabilen burada diyor ki sınıf mevcudu kaçtır diye soruyor. Şimdi ilk başta şunu yapalım aslında. Almanca konuşabilen öğrenciler sayısı. Ya Almanca aslında bu dairenin içidir. Bu dairenin içinde kaç tane eleman olduğunu şöyle buluruz. Burada bir Z var. Burada bir T var. Dolayısıyla Almanca konuşabilenler Z artı T'dir. Yani bunlar aslında bir sayı düşünelim. Bu 5 olsun bu 10 olsun. 10 artı 5 beş, 15'tir aslında Almanca konuşabilenler. İngilizce konuşabilen öğrenci sayısı da aslında şuradaki mavi dairenin içindeki yani mavi Venn şemasının içindekidir. Yani Y ile Z'nin toplamı. Y artı Z'dir diyebiliriz. İngilizce ve Almanca konuşabilen öğrenci sayısı da aslında her ikisini de konuşabilen öğrenci sayısı. Yani kesişimlerinden bahsediyor. Z artı T yani iyi kesişim A'dan bahsediyor burada aslında. Z artı T olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda İngilizce veya Almanca derse bu çok önemli. Bu ve kesişim demekken bu kesişim demekken bu veya birleşim demek aslında. Dolayısıyla diyorum ki İngilizce veya Almanca derse diyeceğiz ki Bunların hepsinin birleşimi yani Y, Z, T hatta şöyle göstermek istiyorum. Bütün bu sarıyla tarı, taradığım her yer İngilizce olabilir, Almanca olabilir, her ikisi olabilir. Sonuçta veya dediği için hepsi olabilir. Dolayısıyla Y artı Z artı T diyorum. Bunlar sayı olduğunu düşünebiliriz. Ya yani bu 5, bu 10, bu 20 diye düşünebilirsin. Topluyoruz aslında bunları. Sadece İngilizce konuşabilenler bu çok önemli. Burası da iyi aslında şöyle iyi Fark, iyi fark A'dan bahsediyoruz. Almanca konuşmayacak, sadece İngilizce konuşacak. O da Y'den bahsediyor biz aslında. Almanca konuşamayan öğrenci sayısı, Allah Allah. Almancanın dışı aslında yani A'nın tümlerinden bahsediyor. A'nın dışında neler var dersek, Y var bir de X var. Dolayısıyla... Y artı X diyeceğiz. Devam ediyorum. Sadece bir dil konuşabilen öğrenci sayısı. Bir dil konuşabilmek demek. Sadece bir dil konuşabilmek demek. Y ya da T demek. Y artı T demek. Bunlar iki dil konuşuyor. Bunlar da hiç dil konuşmuyor. Dolayısıyla bunların dışındakiler. Yani bu ikisi diye düşünebiliriz. En az bir dil konuşabilen. Bu da önemli bir özellik. En az bir dil demek. Bir dille de konuşabilir iki dille konuşabilir. Zaten burada en fazla iki dil var. O zaman Y olabilir bir dil konuşuyor. T olabilir bir dil konuşuyor. İki dilde konuşabilen Z'yi de almak zorundayız en az bir dil dediği için. Bunun gibi sınıf mevcudu dediğim zaman da bütün hepsi yani X artı Y artı Z artı T diyoruz. Hiç dil konuşamayan yani yabancı dil konuşamayan kendi dili var da burada da X hiç dil konuşamayan dışarıda kalan öğrenci sayısı diye düşünebiliriz. Böyle yorumlarla da problemleri çözebiliriz diyoruz. Burada şunu hatırlayalım. Eğer soruyu böyle çözersek, burada mesela i'nin yanına y artı z yazabiliriz veya a'nın yanına z artı t diye yazabiliriz. Mesela adam bize bir soru verdi. Dedi ki, e, futbol oynayanlar, basketbol oynayanlar. Futbol oynayan 20 kişi vardı. Buraya 20 yazamam. Aman dikkat. et. Bunun yanına 20 yaz. Basketbol oynayan 5 kişi vardı. Hemen bunun yanına 5 yaz. Buraya yazamazsın çünkü burası mı burası mı burada kaç tane var burada kaç tane var bilmiyorsun. İkisini de oynayan bir kişi, iki kişi dedi mesela hemen buraya iki yazabilirsin sen. Hiç oynamayan dört kişi dedi o zaman buraya dört yazabilirsin evrensel kümenin içerisinde mesela. Dolayısıyla eğer ben buraya iki yazdıysam bunun bu dairenin içinin beş olacağını biliyorsam burası iki ise buraya da üç kalır. Burası iki ise buraya da on sekiz kalır. Çünkü bu dairenin içi yirmi olmak zorundaydı gibi bir sürü yorum yapabilirim diyoruz ve... Hadi bakalım o zaman denklem ve eşitsizliklere. En fazla sorunun geleceği kısma geldik. Şimdi sayı kümelerinde biliyoruz Doğal sayılar kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sonsuza kadar gidiyor. Onun dışında tam sayılar kümemiz var. Z diye gösteriyoruz. bunu da N diye gösteriyorduk aslında. Doğal sayılar natural numbers. Orada, orada aklımıza gelsin. Z de tam sayıları gösterdiğimiz harf ve burada eksi sayılar da var. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Bir de tabii ki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var. Yani doğal sayılar da var. Onun dışında ise rasyonel sayılar kümesi var. Bu rasyonel sayılar kümesini Q ile gösteriyoruz. Bu 1 bölü 2, 5 bölü 6 işte 3 tam e, onda 2 devirli veya 0 tam onda 5 devirsiz de olsun fark etmez. Dolayısıyla bu arada da aslında rasyonel sayılar sadece rasyonel sayılar var ama tabii ki tam sayılar ve doğal sayılar da birer rasyonel sayıdır. Bunu da cepte tutuyoruz. Sonra diyoruz ki dışarıda da bunların pi, karekök 2, karekök 15 eksik gibi karekökün dışına çıkamayan veya pi sayıları var yani irrasyonel sayılar var. Onu da Q'nun üzerinde tümleyen şeklinde gösteriyoruz. Bunlar bizim temel e, bileşenlerimiz temel tam sayılar, doğal sayılar, reel sayılar falan filan. Peki burada sıfır nötr'dü sağındaki sayılar pozitif sayılar Solundaki sayılar negatif sayılardı bunları da zaten biliyoruz. Peki geldik bölünebilmek bölmeye şimdi bölme ve bölünebilme kurallarından soru gelecek. Bölünebilmeden özellikle soru geleceği ile alakalı e, bize bilgi var bölünebilmeye bakacağız ama bölmeyi de hemen hatırlayalım. Eğer bize böyle bir bölme işlemi verildiyse bu sayı yani bölünen sayı bununla bunun çarpımı artı budur. Dolayısıyla ilk kuralımız bu bölmede ve aynı zamanda buradaki sayı her zaman bundan küçük olmak zorunda. Bu da ikinci altın kuralımız. Yani iki tane altın kural var diyoruz. Eğer kalan sıfırsa A ve B'ye tamam tam bölünür diyoruz ve hemen bölünebilme kurallarına geçelim. Bir kere 2 ile bölünme kuralı sayının çift olması gerekiyor. Mesela 568 2 ile bölünür kardeşim çünkü birler basamağı çift bir sayı. Çift sayılar neydi? 0 2 4 6 8 birler basamağı bu olan sayıların hepsi 2 ile bölünür. Bitti. Eğer 2 ile bölümünden kalan 1 ise birler basamağı 1, 3, 5, 7, 9 gibi tek sayılardır. Zaten 2 ile bölümünden birden fazla bir kalan olamaz diyoruz ve kapatıyoruz mevzuyu. 3 üç ile bölüm ve kuralı önemli. Rakamları toplamı 3 üç ve 3'ün katı olan sayılar. Mesela 568 3 ile bölümle birbirine bakalım hemen. 11, 18, 19 eder. 19 3'e bölünür mü? Hayır bölünmez. Kalan kaç olur 3'e bölümünden? 1 olur. 19'u 3'e böldüğümüz zaman kalan 1 olur. İşte dolayısıyla 568 3 ile tam bölünemez. Kalanı da 1 olur diye hemen akıl yürütebiliriz. Ve aynı zamanda 3'e bölünen mesela şöyle bir sayı 1 1, 1. Bu 3'e bölünür mü? Evet bölünür. Çünkü rakamları toplamı 3'tür. 3'ün katıdır. Bitti bu kadar. Son iki basamağı 4'ün katı veya 0, 0 olan sayılarda 4 ile tam bölünür. Mesela 504 ile bölünebilir. Veya e, 4200... E, 24 4 ile bölünür çünkü son iki basamağına bakıyorum diğerlerine bakmıyorum bile dolayısıyla 4 ile bölünebilmesi için son iki basamağına bakıyoruz 0 0 ya da 4'ün katı olması bizim için önemli 5 ile bölünme kuralı önemli son basamağı 0 veya 5 olacak mesela 400 e, sıfır olduğu için beşe bölünür. Mesela 670 5, 5 ile bölünebilir veya 487 diyelim bunun 5 ile tam bölünemeyeceğini görüyoruz ama 5 ile bölümünden de kalan 2'dir çünkü 7'yi 5'e böldüğümüz zaman kalan 2'dir. Mesela 482'nin 5 ile bölümünden kalan da 2'dir mesela çünkü 2'nin 5 ile bölümünden kalan yine 2'dir. Dolayısıyla bunun gibi hani kalanları da bilmemiz gerekir 8'e bölünmek olur son 3 basamağı 8'in katı veya 00 olacak. 9 ile bölünme kralı önemli. Buradaki önemleri işaretlemek istiyorum. 2, 3, 5 ve 9 ve tabii ki 10. Bunlar çok çıkar sınavlarda. Çünkü diğerlerini de aslında kapsıyor. Rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olan sayılar 9 ile bölünür. Mesela hemen yapıyorum. 1, 5, e, 4, 8. Mesela bu sayının 9'a bölünebileceği nasıl aklına gelsin? Ama bakıyorum rakamları toplamı 6, 10, 18. 18 rakamları toplamı 9'un katı olduğu için, 2 katı olduğu için 9 ile tam bölünür. Eğer biz şöyle bir şey deseydik. 1, 5, 4, 8 ve 3 deseydik. Bu 9 ile bölünebilir mi? Bakıyorum hemen. Rakamları toplamı 21 ediyor. Bu 9 ile tam bölünemez. Hatta 9 ile bölümünden kalan 3'tür diyebiliriz yani 21'i 9 böldüm tak 3 kalanını verdiği için hatta bu 3 ile tam bölünebilir bu arada 21 3'ün katıdır 23'ün katıdır ama 9'un katı değildir ama dikkat edin. 10 ile bölünme zaten en basit son basamağı sıfır olan sayılar. Mesela bu 10 ile bölünebilir bu sayı 500 veya 400 bölünebilir. 675 bölünemez kalan 5 olur 10 ile bölümünden. 1548 bölünemez kalan 8 olur 10 ile bölümünden. Birler basamağının sıfır olması gerekiyor. Sıfırdan ne kadar fazlaysa kalan o kadar olur diyoruz. 11 ile bölünme kuralı bazen zor sorularda çıkar. Mesela 7, 5, 4, 2, 8, 6, 3 ee, diyelim. Bu 11 ile bölünür mü dediğimiz zaman diyeceğiz ki sağdan başlayarak artı eksi artı eksi artı eksi diye rakamlarına e, şeyler işaretler veriyoruz. Artıları topluyoruz. 4, 8, 12, 3 daha 15. 15 eksi. E, eksileri topluyoruz. 5, 2, 7, 6 daha 13. 15'ten 13 çıktı 2 kaldı. 2 11'in katı olmadığı için 11 ile tam bölünemez. Hatta 11 ile bölümünden de kalan 2 olur aslında şeklinde yorum yapabiliriz. Ama sınavda çıkacaklar bunlar işte. 6 ile bölümünden kalan diyecek. Diyeceğiz ki 6 ile nasıl ya? 6 ile tam bölünür ne demek ya? Hem 2 ile hem 3 ile bölünür demek aslında 6 ile bölünür. 30 ile bölünür demek hem 3 ile hem 10 ile bölünür demek. Çünkü 30'un aralarında asal çarpanları 3 ve 10'dur. Mesela adam diyecek ki bize soruda bu sayı 45 ile tam bölünür. Ya kardeşim o zaman sen hem 5 ile hem 9 ile 9 kere 5 45 ya. Hem 5 ile hem 9 ile tam bölünürsün demek. Zaten biz bunların kurallarını biliyoruz. 5 ve 9'un kuralını biliyoruz. Ama ben sana 45'in kuralını gösterdim mi tam bölünebilme? Hayır göstermedim. İşte bunu da biz kendi yaratıcılığımız. Mesela 20 ile tam bölünür. Hem 4 ile hem 5 ile bölünür. Veya diyelim ki kaç olsun... Şey diyelim 18'e tam bölünür hem 9 ile hem 2 ile tam bölünür gibi e, aralarında asal iki çarpım. Mesela 6 ile 3 ile tam bölünür yazamazsın buraya. Çünkü 6 ile tam bölünme kural zaten başka bir iki ayrıma gidiyor. Dolayısıyla 9 2 en mantıksız aralarında asal iki çarpımına bakıyorsun diyoruz. Ve hemen diğer kuralımıza geliyoruz. EBOB EKOK. EBOB EKOK'u bulmayı zaten biliyoruz çok eskiden beri öğrenmiş 8. sınıfta öğrenmiştik. 12 ve 18'in EBOB'unu bulacaksak. Her ikisini de aynı anda bölenleri yıldız veya yuvarlık için alıyoruz. Bu ikisinin çarpımı yani 2 kere 3'ün çarpımı 6'dır aslında EBOB'ları bu ikisinin. Ekokları ise bütün bunların hepsinin çarpımıdır. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 kere 3 36 da ekoklarıdır diyoruz. Şuna dikkat edelim bunlar çok çıkar. A ve B'nin ebopları x eğer mesela şöyle diyelim ebop, ebop. AB sayıları eşittir 5 diyelim. O zaman A da 5'in katıdır b de 5'in katıdır. O zaman buna 5k burada 5m yazabilirsin. Bu önemli bir ayrıntı. İkisinin içerisinde de 5 beş vardır. 5'in katı olduğunu çok iyi görmemiz gerekiyor. Ve bunların ekokunun da bunu da yazıyorum bu çok önemli. A ve B'nin ekokunun da şu olduğunu bilelim. 5 zaten vardı. Bir de k, bir de m'dir aslında. 5 çarpı k çarpı m'dir diyoruz. Ebobları budur, ekokları da budur şeklinde ee, hemen düşünebiliriz. Tabii k ve m aralarında asal olmak zorundadır diyoruz. Şimdi geldik bazı kurallara. EBOB'ları ile EKOKları'nız çarpımı sayıların çarpımıdır. Bu zor sorulara çıkar. A ve B aralarında asal dediğimiz sayılardan ise bunların EBOB'ları birdir. EKOK'ları da çarpımıdır. Mesela aralarında asal iki sayı söyleyeyim. 7 ile 8. Bunların EBOB, EKOK'ları 7 kere 8 56'dır. Bunların Ebobları, ebobları ardışık sayılar çünkü aralarında asaldır her zaman. Bunların ekok ebobları da birdir diyeceğiz. Bitti bu kadar. Yani dolayısıyla ebobları bir ekokları da çarpımıdır sayıların diyoruz aralarında asal sayıların. Şimdi ebob ekok'la periyodik problemleri çözme kuralımız var. Mesela diyelim ki nöbet tutma soruları çok çıkar. Mesela diyecek ki adam bize işte birisi 6 günde bir nöbet tutuyor. Birisi de 10 günde bir nöbet tutuyor. Bunların beraber üçüncü nöbeti ne zaman tutarlar diye soruyor bize. Diyeceğiz ki ya kardeşim bu altı günde bu on günde bir nöbet tutuyorsa bunların ekokunu almam gerekiyor çünkü aynı anda nöbet tutacakları zamanı bekliyorum. Bunlar ekoku 30 gün çıkıyor. O zaman her bir ardışık nöbet arasında 30 gün var demektir bu. 30 gün 30 gün sonra bunlar denk geliyorlar demek. Dolayısıyla bu arkadaşlar birinci nöbeti pazartesi tuttularsa Mesela üçüncü nöbet deseydi bize eğer e, iki tane 30 gün geçecekti 60 gün. 60 günü 7'ye biliyorsun hafta 7 gün olduğu için e, 7 kere 8 56 4 gün artıyor. Pazartesi başladılarsa 8 defa pazartesiye geliyor. Ardından pazartesiden saymaya başladı 4 tane. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cuma günü bunlar beraber nöbet tutarlar. 3. nöbette şeklinde düşüneceğiz. Mesela burada 20. nöbeti sormuş. 4 günde bir gidiyorsa 1 ile 20 arasında 19 tane 4 vardır. 19 tane 4, 40, 90, 36, 76'dır. 76'yı 7'ye böldüğümüz zaman kalan 6 olur. Yani 6, şey 10 defa pazartesiye geliyor sonra 6 tane ilerliyorsun. O zaman nereye gelecek? Tabii ki pazartesiden bir gün önceye pazara denk gelecek şeklinde düşüneceğiz. Şimdi geldik aralık kavramına. Aralık kavramında şunu bileceğiz. Eğer bize şöyle bir aralık verdiyse bu ikisi de dahil değil demek. Eğer köşeli parantezde verdiyse ikisi de dahil demek. Eğer böyle yarı açık verdiyse bir tanesi dahil A dahil B dahil değil demek. Mesela şu aralığı şöyle yazarım ben. Eksi 3 dahil virgül 2'ye kadar 2 dahil değil çünkü içi boş yuvarlak. Bunun içi dolu yuvarlağı var şeklini düşünüyoruz. Mesela burada 11 dahil değil o zaman normal parantez ve sonsuza kadar gidiyor. Sonsuza kadar diyorum ve kapatıyorum diyoruz. Şimdi aralık kavramı bu kadar ama aralıkla alakalı sorular gelebilir. Mesela e, adam bize şöyle bir x e, 5 ile eksi e, e 3 arasında bu aralığı nasıl yazarız? Eksi 3'ü dahil ederiz. Virgül 5 dahil olmaz şeklinde düşünebiliriz ve bu aralıklar bu şekilde gösteriliyor. Birinci dereceden bir bilmeyen denklemlerde ise şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer biz denklemin kökünü arıyorsak kökünü arıyorsak aslında denklemin çözümünü arıyoruz. Yani x'in kaç olduğunu arıyoruz demektir bu. Eğer bize e, ee, bir denklemi çözdük diyelim. 2 eşittir 3 gibi saçma sapan bir sonuç gelirse çözüm kümesi bunun boş küme diyeceğiz. Eğer bize 2 eşittir 2 gibi saçma sapan bir sonuç gelirse zaten biliyoruz bunu zaten. O zaman çözüm kümesi reel sayılar diyeceğiz. Veya 5 eşittir 5 veya 0 eşittir 0 gibi sonuç gelirse. Ama 0 eşittir 5, 2 eşittir 3, 5 eşittir 7 gibi garip bir sonuç gelirse çözüm kümesi boş küme diyeceğiz. Bunlar önemli. Ama zaten bizim çözeceğimiz denklemler 2x artı 5 eşittir 7 mesela. X kaçtır demiş. Hemen 5'i karşıya atıyorsun. 2x eşittir 2 diyorsun. Her iki tarafı 2'ye böldüğün zaman x eşittir 1 şeklinde denklemin çözüm kümesini şöyle bulmuş oluyoruz. Parantezi süslü parantezi açıyoruz. 1 kapatıyoruz ve çözüm kümesini bulmuş oluyoruz. X eşittir 1'dir diyoruz. Şimdi bunlar denklem çözümü. Denklem çözümünde birçok yöntem var tabii. X, para, e, işler dışarı çarpımı var. İşte e, X'leri e, bir tarafı toplamak var. Normal sayıları başka bir tarafı toplamak var falan filan. Şimdi geldik birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklere. Eşitsizliklerde ise Aynı denklem gibi düşünüyoruz, sanki eşittir varmış gibi düşünüyoruz. Ama burada bazı özel kurallar var. İki tarafı aynı şeye ekleyebilirsin, iki tarafı aynı şeyle çıkartabilirsin. Ama iki tarafı aynı şeyle çarptığın zaman, eğer o çarptığın sayı negatifse, mesela e, 2x artı 5 küçüktür 7 diyelim. Her iki tarafı eksi 3 ile çarpacağım bak. Her iki tarafı eksi 3 çarpacağım. Eksi 6x eksi 15. Eksi 21 o zaman işaret yön değiştiriyor bu tarafa. Yani eksiyle çarptığım zaman veya böldüğüm zaman eşitsizlikteki işaret yön değiştiriyor. Öbür türlü hiç değiştirmiyor problem yok. Ama her iki tarafı eksiyle çarpıp ya da bölersem işaret yön değiştirir bunu bilelim. Peki iki eşitsizliği toplayabiliyor muyum alt alta? Evet mesela x sayısı 5 ile 7 arasında olsun. Y sayısı eksi 1 ile 4 arasında olsun diyelim. Bunları X ile Y'yi topladığım zaman X artı Y sayısı buradaki işaretlere bakıyorum. Bir küçüktür, bir küçük eşittir, küçüktür alıyorum. Bir küçük eşittir, küçük eşittir o zaman küçük eşittir alıyorum. En küçüğünü alıyorum yani buradakilerden. 7 artı 4, 11 ile 5 eksi 1 toplamı e 4 arasındadır. Yani x artı y 11 ile 4 arasındadır şeklinde yorum yapabiliriz diyorum ve Hemen artık 2 bilinmeyenli denklemlere geldik. 2 binli denklemlerden üç tane soru bekliyoruz. Gerçekten kıl bir şey bu. Denklem ve eşitsizliklerde 2 bilinmeyenli milyanlı üç tane soru bekliyoruz. Bir kere yerine koyma metodu ve aynı zamanda yok etme metodu. Ben yok etmeyi daha çok seviyorum. Hemen sana bir örnek vereyim. X artı y eşittir beş diyelim. X eksi y eşittir bir diyelim. Bunları topladığım zaman alta x y birbirini yok eder. Para 2 artı y eksiye y birbirine yok kadar 2 x eşittir 6 çıkar. x eşittir 3 çıkar buradan. x eşittir 3 ise 3 artı kaç 5'tir? 2 5'tir. Dolayısıyla bunun y'nin y'nin de 2 olduğunu biliyorum. Çözüm kümesini şöyle yazıyorum bu arada. Böyle parantezde açtım. 3 sıralı ikili şeklinde. 3 virgül 2 şeklinde yazıyorum çözüm kümesini. Ama tabi bu kadar kolay vermiyor. Adam bize diyor ki 2x eksi 5y eşittir 10 diyor. x eksi y eşittir 4 diyor. Şimdi ben burada bunları alt alta zaman y'ler x'ler yok olmaz. Ama şöyle yaparsam ben eğer şu alttaki denklemi eksi 5 ile çarparsam ne oluyor bak. Eksi 5 x artı 5 y eşittir eksi 20 ediyor. Ve bunu hiç artık görmeyeyim. Bu ikisini toplayabiliyorum bak. Bu ikisini topladığım zaman üç, eksi 3 x. Bu ikisini topladığım zaman. Bu ikisini topladığım zaman birbirini götürüyor. Oh be tam istediğim gibi. Bu ikisini topladığım zaman eksi 10. Dolayısıyla her iki tarafı eksi 3'e böldüğüm zaman x'in burada 10 bölü 3 olduğunu tak diye buluyorum. Ve burada yerine koyduğum zaman x'i y'yi de bulabilirim diyorum. Ve denklem ve çözüm kümesini bu şekilde bulabiliyoruz. Şimdi geldik geldik eşitsizlik sistemlerine. Eşitsizlik sisteminden soru gelir mi bilmiyorum ama yine göstereyim. Eğer böyle bir eşitsizlik varsa veya böyle bir eşitsizlik varsa iki bilinmeyen eşitsizlikler bunlar. Bunları biz doğru şeklinde veya işte doğrunun bir bölgesi şeklinde gösterebiliyoruz. Mesela x artı y küçüktür 4. Normalde ben x artı y eşittir 4 doğrusunu nasıl çizerdim? Şöyle bir şöyle bir e, tablo yapıyorum. Diyorum ki x'e 0 verirsem 0 artı y eşittir 4 ise y 4 oluyor. Y'ye 0 verirsem y 0 ise x eşittir 4 oluyor. Yani şu iki noktayı buluyorum. Diyorum ki 0'a 4 noktası. X'i 0, Y'si 4 nokta burası. E sıfır e 0 noktası burası. Sonra buradan geçen kesik çizgili bir doğru çiziyorum diyorum. Neden kesik çizgi? Çünkü küçüktür dediği için burada kesik çizgiyi almak zorundayım. Peki bunu çizdim. Sonrasında diyorum ki ya kardeşim e, burada orijin noktası neresi? Orijin burası orijin dediğimiz şey aslında 0,0. Bu 0,0'ı ben buraya yerleştirirsem 0 artı 0 küçüktür 4 mü? Doğru mu bu? 0, 0 küçüktür Evet doğru. Doğruysa bu kesik çizginin orijinin olduğu tarafını tarıyorum. Bunu yaptım. Bu bitti. Şimdi diğerine geçiyorum. 3x eksiye küçüktür 3. Hemen bunu yapalım. X, Y tablosunu yapıyorum. Diyorum ki 3X eksi Y eşittir 3 olsaydı ne yapardım ben? X yerine 0 koyduğum zaman eksi Y eşittir 3, Y eşittir eksi 3 oldu. Ee, y yerine 0 koyduğum zaman e, o zaman 3X eşittir 3, X eşittir 1 oldu. İşte şu noktaları seçiyorum. 0'a eksi 3 noktası burası. 1'e 0 noktası burası. Bundan geçen düz bir çizgi çiziyorum. Yani solid diye bir çizgi çiziyorum. Kesiksiz. Ve bunu da bu yüzden yani küçük eşittir olduğu için eşitlik de var çünkü burada. Yani burada çizdiğim eşitlik de var aslında burada. Dolayısıyla bunu çizdikten sonra diyorum ki hadi orijini deneyelim. Orijin neydi? Sıfıra sıfırdı. Buraya sıfır. Buraya sıfır koyarsam sıfır küçük ve eşittir üç mü? Evet doğru. O zaman bunun şunun ya burasını tarayacağım ya burasını tarayacağım. Ya çünkü ben bir çizgi çizdiğim zaman, ya burası vardır ya burası vardır. Burada ise orijinin olduğu tarafını tarayacağım. Yani Şurasını tarıyorum ve ikisinin de kesiştiği yer aslında taradığım bölgelerin şu bölge oluyor ve bu bölge aslında benim çözüm kümem oluyor. Bunu gösterge olarak gösterebiliyorum ve bu şekilde gösterebiliyorum. Şimdi geldik mutlak değer kavramına. Şimdi mutlak değer kavramından iki tane soru bekliyoruz. Mutlak değerde şunu hemen hatırlayalım. Mutlak değer x eşittir 5 dediyse eğer bize burada iki tane çözüm vardır. x eşittir ya 5'tir ya da x eşittir eksi 5'tir. Yani bunun içindeki sayı ya 5'tir ya eksi 5'tir. Bu kadar basit aslında. E, dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey bunun ya 5 ya eksi 5 olduğunu bileceğiz. Mesela burada x eşittir a demiş ya a x e, eşittir a'dır ya da x eşittir eksi a'dır. Bunu çok iyi bileceğiz. Eğer mutlak değer mutlak değer... Eksi 5 gibi bir sayıya eşitse, bunun çözüm kümesi boş kümedir arkadaşlar. Yani e, mutlak değer x eşittir, eksi 7 olamaz böyle bir şey. Çözüm kümesi bunun boş kümedir. Çünkü mutlak değer hiçbir zaman negatif olamaz. Bu da önemli bir özellik. Hemen bir örnek yapayım. x artı 5 mutlak değeri 4 e, demiş mesela. Diyeceğim ki x artı 5 ya 4'tür, x artı 5 ya da eksi 4'tür. Bu ikisini çözeceğim. X eşittir. Eksi 1 çıkıyor. X eşittir. Eksi 9 çıkıyor. X ya eksi 1 oluyor ya eksi 9 oluyor. Deney hatta buraya koyup. E, eksi 1'i koyduğun zaman. E, 4. Evet. 4 eşittir. 4 doğru. E, eksi 9'u koyduğun zaman. Eksi 4. Eksi 4 mutlak dışında 4 diye çıkıyor. Evet bu da doğru. Dolayısıyla bu ikisi çözüm kümesini kapsıyor. 2 tane çözümü var şeklinde düşüneceğiz bunu. Peki eşitsizlikte ne yapıyoruz? Eşitsizlikte ise aslında aynı mantığı kullanıyoruz. Mesela mutlak değer x küçüktür 5 derse veya küçük ve eşittir 5 derse hiç fark etmez diyeceğiz ki ya mutlak değer x küçük ve eşittir 5 diyeceğiz ya da mutlak değer x büyük ve eşittir eksi 5 diyeceğiz. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü eksiyle çarpılınca işaret yön değiştirdiği için. Dolayısıyla mutlak değer aslında böyle bir şey dediyse bize eğer bununla 5 ile Eksi 5 arasında bir tost haline geliyor mutlak değer. E, mesela bir tane daha yapıyorum. Mutlak değer x küçüktür 3 diyelim. Diyorum ki o zaman hemen çat diye x 3 ile eksi 3 arasındadır. Bu net bir şekilde söylenebilir. Eğer büyüktürse x büyüktür e, mesela 6 diyelim buna x büyüktür 6'dır ya da x küçüktür eksi altıdır. Burada da iki tane seçenek var. Eksiyle çarpıldığı zaman işaret yön değiştiriyor diye bunları da bilelim diyoruz. Ve en son olarak da mutlak değerle alakalı kurallar aslında denklenme eşitsizliklerle aynı. Mutlak değer çarpması birbirinden ayrılabiliyor. Bölmesi birbirinden ayrılabiliyor. Ama çıkarma ve toplaması birbirinden ayrılamıyor. Buna dikkat edelim. Çıkarma ve toplamada burada birbirinden ayıramıyoruz ama şöyle bir kural var. Bunu da hatırlayalım x eksi 3 mutlak değeri 3 eksi x mutlak değerine eşittir. Bu da kılb özelliktir. Bu da sınavlarda zor sınavlara çıkar. Hatta X'in mutlak değeri eksi X'in mutlak değerini de eşittir. Çünkü eksi artı olması bir şey değiştirmiyor. Bu da önemli kurallardan birkaç tanesi diyorum. Ve şimdi süper bir şekilde yazılı provamıza geçiyoruz. Konuları tekrar ettik. Sorularda zaten daha da iyi bir şekilde tekrarımızı yapacağız. Hadi bakalım o zaman yazılı provamız başlasın. Ve geldik şimdi de sıra yazılı provamıza. Yazılı provamıza süper sorular koyduk. Gerçekten de sınavda çıkabilecek. Biliyorsunuz test sınavı var ve sınavda çıkabilecek ayarda ve Aynı dağılımla demin de size gösterdiğim gibi 9. sır matematik birinciden ikinci ortak yazılı konu soru dağılım tablosu yayınlandı. Yani hangi konudan kaç tane soru çıkacağını biz biliyoruz aslında. Burada da gördüğü gibi işte mantıktan sorumluyuz, kümelerden sorumluyuz, denklem ve eşitsizliklerden sorumluyuz. Ve işte mesela koşullu önermeden bir tane soru gelecek. Her bazıdan bir tane soru gelecek. Birleşik önermeden bir tane soru gelecek. İşte totoloji çelişkiden fen lisesinde bir tane soru gelecek. Alt kümeden kesin bir soru var iki İki kümenin eşitliğinden kesin bir soru var. Kümelerde birleşim, kesişim, fark tümlemeden kesin iki tane soru var. Kartezyen çarpımından soru var. Aynı zamanda bölünebilme kurallarından bir tane. ebob Ekok'tan iki tane sorumuz var. Periyodik olaylardan bir tane. Gerçek sayılarda aralık kavramından yani eşitsizlikten bir tane. Ve birbirini yani denklem ve eşitsizliklerin çözümünden iki tane sorumuz var. Gerçekten son konulara biraz yüklenmişler. Ve mutlak değerden iki tane ve iki bilinmeyenli yani denklem sistemlerinin çözümünden de üç tane sorumuz var. Dolayısıyla artık neyi çalışacağımızı biliyoruz. Hangi konulara ağırlık vereceğimizi biliyoruz. Zaten bu yazılı provamızda da resmen buradaki dağılımın aynısını yaptık. 20 tane soru çıkacak sınavımızda ve biz de 20 tane soruyu net bir şekilde buraya koyduk ve 20 soruyu teker teker sizinle beraber çözeceğiz diyorum ve Hadi bakalım şimdi sizinle beraber sorulara başlayalım ama öncesinde hemen şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Programımıza uygun bir şekilde gün gün ilerlemeye devam ediyoruz ve yazılı kampımızda her dersin videosu, her dersin yazılı hazırlık videosu gelecek ve yazılı notlarımız en büyük yardımcımız. Biliyorsunuz burada e, neler yapacağımız, aslında hangi konuları işlediğimiz net bir şekilde gözüküyor ve buradan da mutlaka tekrarlarınızı yapın lütfen ve bu tekrarlarla beraber sınava girersek başarıdan başarıya koşabiliriz ve dinamo matematik Soru bankamızdan da mutlaka mutlaka testlerimizi bitirelim ve yazılıya hazırlık kısımlarında tamamlayalım. Burada mesela yazılı yazılı kısımları mantık için var. Sayfa 44-45'te. Aynı zamanda kümelerde yazılıya hazırlık kısımları ve ALFL tekrarları var. Burada gözüktüğü gibi 79-80'de. Ve denklem ve eşitsizlikler ünitesinden de yazılıya hazırlık kısımlarını mutlaka yapalım diyorum. Ve hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Bir kere ilk sorumuzda bir mantık sorusu var. Ee, yine şıklarımız var görüldüğü gibi. Birleşik önermesi yanlış olduğuna göre aşağıda verilen denklerden hangisi yanlışı demiş. Bir kere bir birleşik önerme şöyle bir önermenin yanlış olduğunu yani denktir sıfır olduğunu söylemiş. Şimdi bir kere ben birazcık büyük resime bakmak istiyorum. Şöyle bir şey var bir de şöyle bir şey var bunun arasında veya var. Yani iki şey mesela e, işte işaret parmağımla işte baş parmağımın veyası sıfır olmuş. O zaman şöyle düşünelim ne zaman İki işlemin veyası sıfır oluyordu. Yani iki e, önermenin veyası ne zaman sıfır oluyordu? Dediğim zaman tek bir seçenek vardı. Sıfır veya sıfır sıfırdı. Onun dışındaki veya da her türlü bir oluyordu. Çünkü hatırlayalım hemen e, veyanın doğruluk tablosunu bir e, bir sıfır sıfır bir sıfır sıfır. Bunu tekrar hatırlatmış oluyorum. Burada sıfır oldu tek yer burası diğerlerin hepsi 1, 1 ve 1 oluyordu çünkü veya toplama gibiydi dolayısıyla sıfır çıkabilmesi için ikisinin de sıfır olması gerekiyor o zaman ben bunun da sıfır bunun da sıfır olduğunu biliyorum ha. şimdi geldim p veya sıfır nedir bakalım p veya sıfırın içine bakarsak eğer bir kere p veya sıfır p neyse odur çünkü p sıfırsa bunun sonucu sıfır olur P 1 olursa bunun sonucu 1 olur. 1 artı 0 1'dir. 0 artı 0 0'dir. Dolayısıyla bunun cevabı P'dir aslında. Buraya bakalım. Bilmem ne Q'nun değili ve 1 neymiş? E, 0'mış. Q'nun değili ve 1 nedir acaba? Buna bakalım sizinle beraber. Bir kere burada şunu unutmayalım. V'de Burada bir varsa bu çarpma gibiydi hatırlıyorsak. Bu neyse cevap olur. Bu sıfırsa cevap sıfır olur. Sıfır kere bir sıfırdır. Bu birse cevap bir olur. Bir kere bir birdir. Dolayısıyla bunun cevabı da Q'nun değili. Ve diyoruz ki bu veya bu da sıfırmış. Dolayısıyla ikisinin de sıfır olduğunu biliyoruz. O zaman ben buradan diyorum ki P'nin sıfır olduğunu söyleyebilirim. Q'nun değilinin de sıfır olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu ikisinin de sıfır olması gerektiğini söylemiştim. Şimdi... O zaman biz P'nin sıfır olduğunu biliyoruz. Sıfıra denk olduğunu biliyoruz. Q'nun değerinin de sıfır olduğunu biliyoruz. O zaman Q'nun kendisinin de bir olduğunu biliyoruz aslında. İki tane kazanım elde ettim. Artık aşağıdaki her şeyi bulabilirim. Hangisi yanlıştır demişti bize. Bakalım hemen. P veya Q yani bu ikisinin veyası toplaması nedir? Birdir. Bu doğru işlem. Çünkü sıfır artı bir birdir. Doğru. Bunu geçtim. Hangisi yanlıştır diye sormuştu. P'nin değili yani 1'dir. Bu sıfırsa P'nin değili 1'dir. V yani çarpma işlemi. Q, Q da 1'dir zaten. Bu ikisinin 1 kere 1, bir, 1'dir. Bu da doğru işlem. Bunu da geçtim. Cevaplardan eledim. Şimdi buna bakıyorum. P zaten sıfırdı. Sıfır kere 1, sıfırdır. Ve... Q'nun kendisini zaten biliyorum 1'di. Dolayısıyla 0 kere 1 yine 0 olmak zorunda. Oha bu yanlış bir işlem olmuş. Çünkü bunun cevabı 1 değil 0 olmak zorunda. O zaman cevap C ama diğerlerine bakalım. P ve Q yani bu ikisinin çarpımı bunun cevabı da 0 kere 1 0'dır. Bunun değili yani 1'dir veya P'nin kendisi yani 0. Dolayısıyla 1 artı 0 bu veya artıydı. Dolayısıyla cevap 1'dir. Bu doğru işlem. Bunu da eledim. Hemen buraya bakıyorum. Q'nun değili zaten sıfırdı veya P'nin kendisi 0. Ee, üzerinde de bu değil var. Ve e, Buradaki işlem Q yani 1'dir. Bakalım işlemlerimize 0 artı 0 0'dır. Değili 1'dir. 1 ve 1 de 1 kere 1'den 1'dir. Bu da doğru işlem. Dolayısıyla eledik cevabımızın C seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Geldik yeni sorumuza. Birleşik Önermesi'nin en sade biçimi aşağıdaki hangisidir demiş bize. Şimdi bakıyorum. Bu koskocaman bir önerme. Bu koskocaman önermede teker teker en e, içinden başlamaya çalışalım. Ve buraya kadar gelmeye çalışalım. Diyorum ki ilk başta şurayı yapalım. Zaten kazanımlarda da var. Demorgun'u sorguluyordu. Bak şurayla başlayalım. Şurayla başlayalım. Demorgun yapacağız burada. P'nin değil veya Q'nun değil. Şimdi bunu açarsak eğer biz bu her üç tarafa da dağılıyordu. P'nin değilinin değili P'nin kendisidir. Veya'yı V'ye çeviriyoruz. Q'nun da değilini alıyoruz. Dolayısıyla burasının sonucu buymuş. Şimdi bu bulduğumuz sonuç yani bu bulduğumuz sonuç e, neyle birleşecek? Buradaki Q'nun ile birleşecek. Hadi bakalım şimdi şurayı yapmaya çalışalım. Şurayı yapmaya çalışalım. Şimdi bir kere Q'nun değili ve Q'nun değili ve yine aynı şekilde. Her işlem aynıysa paranteze gerek yok. O zaman ben burada Q'nun değili ve Q'nun değilinin cevabının Q'nun değili olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hatırlayalım P ve P, P idi. E, P veya P de P idi. Dolayısıyla e, burada şu ikisinin sonucunun P ve... Q'nun D olduğunu söyleyebilirim. Bunu teke indiriyorum. Dolayısıyla cevap bu. Şimdi sonrası bunu bulduktan sonra bunun üzerinde de böyle bir parantez var ve üzerinde çizgi var. Dolayısıyla bunun da değilini almak zorundayım ve Demorgan tekrar geldi karşımıza. Ve şurayı yapıyorum artık. Şurayı yapıyorum artık. Sonrasında Demorgan'ı yapacak olursam da buraya, buraya ve buraya dağılıyor. P'nin değili bu ve veya'ya dönüşüyor. Q'nun değilinin değili de Q'ya dönüşüyor. Şimdi dolayısıyla şurayı buldum. Burada bir sonunda veya Q'nun değili var. Veya Q'nun değili var. Parantez koymaya gerek yok. Çünkü bütün işlemler aynı zaten. Şimdi burada da şuna odaklanalım. Şimdi dikkat edelim. Bunlar zıt işaretli. Zıt işaretlerde toplamada sonuç her zaman 1 oluyordu. Yani 1, 0, 0, 1 fark etmez. Sonuçta sonuç 1'dir. Dolayısıyla burası 1'dir. Şimdi şu koskocaman parantezin içini buldum. Şu koskocaman parantezin içini buldum. P'nin değili veya birdir. Şimdi veya da bir olursa zaten sonuç her zaman birdi. Çünkü burası sıfırda bir de olsa toplamada bir varsa sonuç birdi. Dolayısıyla şu parantezin içinin bir olduğunu buldum. O zaman cevabımız aslında bir ancak ve ancak P'nin değiliymiş. Şimdi ancak ve ancak P'nin değili dediğimiz şey nedir? Şimdi ancak ve ancak işlemine bakalım. Ancak ve ancak da aynı olursa aynı olursa bir oluyordu farklı oluyorsa farklı oluyorsa sıfır oluyordu bunu hatırlayalım hemen o zaman diyorum ki ya kardeşim bunun e, cevabı birse sonuç bir olur sıfırsa sonuç sıfır olur dolayısıyla bunun cevabı aslında belirleyici o zaman cevabımız P'nin değildir diyebilirim cevabımızın B seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyeyim çünkü bu birse sonuç bir olur. Bu sıfırsa sonuç sıfır olur. O zaman budur cevap kardeşim diyorum ve P'nin değili en sade biçimidir şeklinde yorumumu yapıyor. Şimdi geldik ee, bazı ve her e, işlemlerine. Bundan da kesin bir soru gelecek. Burada dağılımda bize net bir şekilde söylemiş. E, her ve bazı niceleyicilerine örneklerle açıklar demiş. O zaman hadi bakalım böyle bir soru çözelim. Şimdi demiş ki bazı x elemanıdır tam sayılar x küçük ve eşittir e, sıfırdır ise demiş böyle ise işlemini vermiş sonra demiş ki her doğal sayı x kare artı bir büyüktür sıfır demiş tamam eyvallah şimdi burada şuna dikkat ederim bunun karşıt tersini sormuş şimdi bir kere ise işleminde yani p ise q'da üç farklı durum vardı bir e, karşıtı vardı karşıtı vardı bir tersi vardı bir de karşıt tersi vardı ki sınavlarda bu daha fazla çıkar şimdi karşıtta yer değiştiriyorlardı. Q ise P oluyordu. Tersinde P'nin değili ise Q'nun değili oluyordu. Karşı tersinde her ikisini yapıyorduk. Yani hem yer değiştiriyorduk hem de tersini alıyorduk. Yani değillerini alıyorduk. Şimdi o zaman diyorum ki bunların hem değillerini alacağım hem yer değiştireceğim. Şimdi şunun bir değilini alayım, şunun da bir değilini alayım. Bunun değillerini aşağısına yazıyorum. Her x elemanıdır tam sayılar. Çünkü bazının değili her'dir. X Bak burada değişen tek şey var. Bu bu işlem ve şuradaki işlem değişiyor. Küçük ve eşittir demiş ya. Küçük ve eşittir'in değili büyüktür aslında. E, büyüktür sıfır yazdım bitti. Şimdi bunun da değilini alalım. Bazı doğal sayılar x kare artı bir bunlara değişiklik yok. Ama bu büyüktür dediği için bunun değili küçük veya eşittir olmak zorunda. Unutmayalım. Büyüktür'ün değili, büyüktür'ün değili küçük veya eşittir. Küçük veya eşittirin değili mesela örnek olarak veriyorum. Büyüktürdür diyebiliriz. Yani bir tanesinde çizgili varsa diğerinde olmamalı, değerinde olmamalı diyoruz. Şimdi o zaman bu aslında tersini buldum. Şimdi de karşı tersini yapabilmek için yer değiştiriyorum. Bu yer değiştirmede hangisinde tutuyor? Ee, burada bakıyorum. Bazı x elemanıdır. Doğal sayılar x kare artı bir büyüktür. Bu buraya gelmesi gerekiyor. İskara artı bir küçük ve eşittir sıfır. Evet doğru bu tutuyor. Bu buraya gelmiş. Bu da buraya gelmiş. Evet doğru. Dolayısıyla cevabımızın e seçeneği olduğunu ise bağlayıcının karşı tersini bulmuş olduk diyoruz. Şimdi buna göre a kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi b kümesinin alt kümesi değildir diye bize soru gelmiş. Alt küme sorusu gelmiş karşımıza. A kümesini vermiş b kümesini vermiş. Şimdi A kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi B kümesinin alt kümesi değildir demiş. Şimdi A kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? Bir kere 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı bir kümeden bahsediyoruz. 2 üzeri 6 tane yani 64 tane alt küme vardır bu arkadaşta. 64 tane alt küme vardır. Bunların içerisinde B kümesinin de alt kümesi olan aslında bak dikkat edelim. 3 tane ortak eleman var. D, E ve F. D, E ve F ortak elemanlar. B kümesinin içerisindeki DEF'den oluşan bütün alt kümeler aslında A kümesinin de içinde vardır. Dolayısıyla bu 64 tane kümeden neyi çıkarmam gerekiyor? Alt kümeden neyi çıkarmam gerekiyor? Bu 3 tanesiyle oluşabilecek e, kümeleri yani 2 üzeri 3 aslında 8 tane alt küme alt kümeyi çıkarmam gerekiyor ve bu durumda aslında A kümesinde olup B kümesinin alt kümesi olmayanları bulmuş olurum. 64'ten 8 çıktığı zaman cevabımızın 56 olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü bunun alt kümelerin içerisinde A var, B var, AB var, AC var ama bunların hiçbirisi B'de değil. Ama bunun alt kümesi içinde D var, bu B'nin içinde. E var B'nin içinde. E, F var B'nin içinde. DE var B'nin içinde. EF e, var B'nin içinde. E, e, DF var B'nin içinde DF var B'nin içinde gibi 8 tane kombinasyon var bu 64'ten 8'i çıkardığımız zaman 56 tane alt küme aslında sadece alt kümesinin A'nın içerisinde B kümesinin alt kümesi değildir diyebiliyorum ve diğer sorumuza hemen geçiyoruz şimdi bir küme verilmiş X tanımlamış bunu. Eksi 1 ile 10 arasında x eşittir 2n eksi 1 demiş ve en doğal sayılar demiş. Tamam. Buna göre kümelerden hangileri A kümesine eşittir? Şimdi eşit kümelerle alakalı e, kesin bir soru geleceğini biliyoruz. Dağılımımızda var. Eşit kümelerle alakalı iki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar diye bir sorumuz var. Burada bakıyoruz. Diyoruz ki X'i tanımlıyoruz. Bu çizgi mutlak değer çizgisi falan değil. Eksi 1 ile 10 arasında hemen bakalım. Eksi 1 ile 10 arasında en doğal sayı olmak üzere. En mesela kaç olabilir? Doğal sayı olduğuna göre en eşittir 0 olabilir. 0 koyduğumuz zaman ne olur burası? Eksi 1 olur. Eksi 1 ile 10 arasında olur mu? Olmaz. O zaman geçtik. Peki en yerine 1 koysam en yerine 1 koyduğumuz zaman 2 eksi 1 1 olur. O zaman A kümesinin elemanları hemen yazalım. 1 olabilir. Devam ediyorum n yerine 2 koyduğumuz zaman bir kere 1, -1 eksi 10 arasında o zaman kısalandı. 2 koyduğumuz zaman 4 eksi 1 3 olur ve -1 ile 10 arasındadır bu. Süper. n yerine 3 koyduğumuz zaman böyle devam ediyorum. 3 koyduğumuz zaman 6 eksi 1 5 olur. n yerine 4 koyduğumuz zaman böyle teker teker veriyorum. 4 koyduğumuz zaman 8 eksi 1 7 olur. n yerine 5 koyduğumuz zaman 10 eksi 1 9 olur. E ee, n yerine 6 koyduğumuz zaman 12 eksi 1 11 olur ve patlar. Şimdi bundan sonrası onu geçiyor. Dolayısıyla bu bitti. Dolayısıyla A kümesini biz bulduk. A kümesiyle benzer olan B kümesine bir bakalım bakalım. B kümesinde hangi elemanlar var? Tek rakamlar demiş. 1, 3, 5, 7, 9 ve bütün rakamlar içerisinde tek sayı olanlar bunlar. Çünkü diğerleri 0, 2, 4, 6, 8 aslında çift rakamlardır. Dolayısıyla bunlar tek rakamlardır. O zaman bu ikisi birbirleriyle eşit kümelermiş. O zaman B'yi alacağız. B'yi alacağız. B'yi alacağız. Bunlar olabilir. Bunları eledim bile. Şimdi devam ediyorum. Diğer kümemize bakalım. 11'den küçük tek doğal sayılar. Hemen bakalım. 11'den küçük tek doğal sayılar. 1, 3, 5, 7, 9, 11 olmaz. Bitti bu kadar. 1, 3, 5, 7, 9. Oha yine aynı çıktı. Dolayısıyla C de olacak. O zaman B ve C olacak bunu attım C yok C yok cevabımızı bulduk bile ama yine diğerlerine bakalım bakalım tek doğal sayılar demiş bize tek doğal sayılar nedir Allah aşkına hemen bakıyorum 1 3 5 7 9 11 13, 15, 17, 19 böyle sonsuza kadar giden sayılardan basıyor. Bunlar birbirine eşit değil ki. Eşit bütün elemanları aynı olan kümeler demekti. Dolayısıyla D zaten şıkkı olmuyor. Cevabımızın C seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Geldik yeni sorumuza. A kümesini vermiş ortak özellik yöntemiyle B kümesini vermiş ortak özellik yöntemiyle Kümeleri veriliyor. Buna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısını bulunuz demiş bize. Şimdi bakıyorum A kümesini biliyorum. B kümesini biliyorum. Birleşimlerini soruyor bize. Heh, şimdi birleşim işlemi. Kümelerde birleşim işlemini bilmem gerekiyor. Ama ilk başta kümeleri bir, bir bulalım bakalım. Bunların elemanları nelerdir? Şimdi bir kere X 200'den küçük olacak ve X elemanıdır. X eşittir 4'ün katı olacak. 4 ne demiş? Bu da Z tam sayılar ama pozitif tam sayılar. Dolayısıyla e, bir 1 yazabilirim mesela e, şey yerine N yerine. O zaman 4 kere 1 4 olur. O zaman 4 olabilir. 2 yazarsam 8 olur. 3 yazarsam 12 olur. 16 olur. Böyle böyle sonsuza kadar gidecek. Sonsuza kadar gitmeyecek. Özür dilerim. 196'ya kadar gidecek. Çünkü 4'ün katı olacakmış. 200'e geçemez. Tamam. Süper diğerine bakalım. Şimdi eee şimdi de B kümesine bakalım. Şimdi diyorum ki 3'ün katı olacakmış burada. 3 olabilir. 6 olabilir, 9 olabilir, 12 olabilir, 15 olabilir. Böyle böyle gidecek, gidecek, gidecek. Nereye kadar? 180'den küçük olacak. 180'e kadar 3'ün katı o zaman 177'ye kadar gidebilir diyorum ve burada bitiriyorum. Şimdi diyor ki bize A birleşim B kümesinin eleman sayısı. Bir kere eğer biz A birleşim B kümesinin eleman sayısını arıyorsak A'nın eleman sayısını bulup B'nin eleman sayısını bulup bunları toplayıp İkisinin içerisinden toplamından da A kesişim B'nin eleman sayısını çıkarmamız gerekiyor. Bu universal bir formül. Yani gerçekten de evrensel bir formül bu. Dolayısıyla A'nın eleman sayısını bulmamız gerekiyor. B'nin eleman sayısını bulmamız gerekiyor. İkisinin ortak eleman sayısını bulmamız gerekiyor. Bu ikisini toplayıp bunu çıkarıp A birleşim B'nin eleman sayısını bulabiliriz. Şimdi bunun eleman sayısı şöyle bulunur. Son terim eksi ilk terim bölü Artış miktarı ki dörder dörder artıyor burada sürekli. 4 artı 1 ile bulunur. Dolayısıyla 192 bölü ondan sonra 4, 48, 48 artı 1, 49. O zaman bunun 49 tane elemanı varmış artı. Şimdi bunu da yapalım. 177 eksi 3 bölü son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 3'er 3'er artıyor. Artı 1 diyorum. 174 bölü 3 ee, ondan sonra artı bir de 58 artı bir 59 tane elemanı var. Şimdi sonrasında ortak elemanlar ya ortak elemanlar ne ki? Şimdi işte burada karşımıza şu geliyor. A kesişim B'yi nasıl bulacağız? Ben buradan görebiliyorum zaten ortak elemanı. Bu dördün, bu dördün katları bu da üçün katları. Bu ikisinin ortak katları dikkat et 12 var. Sonra bu mesela 20 olur 24 olur. Bu 18 olur. Ee, 21 olur 24 olur. Bak 24 var. Hep 12'nin katları şeklinde gidiyor. Yani bunun cevabı aslında ortak katları 12, 24, 36 ama nereye kadar dikkat edelim? En fazla 177'ye kadar gidebilir. Çünkü 196 öbür tarafta var. Ortak olanlar 177'ye kadar gidebilir. 12'nin 177'ye kadar olan katı nedir dersek maksimum 168 çıkıyor. 168 12'nin katıdır. E, çünkü 180 12'nin katıydı. Bu 180'den küçük olduğu için 168'i seçebiliriz. Burada zaten 177'den önce gelen bir sayı. Ve 168 de burada kaç tane eleman var? Nasıl buluruz? Son terim eksi ilk terim 12 bölü e, artış miktarı 12'şerun 12, şer, 12, şer, 12 şer, artı 1. Hemen yapalım bunu. 156 156/12 13 13 artı 1 de 14 terim var. Demek ki burada da 14 terim varmış. Şimdi o zaman yapmamız gereken işlem çok basit. 49 ile 59'u topluyoruz. Ve bunun cevabı 108'dir zaten. E, 108'den 14'ü çıkartıyoruz. Ve cevabımızın 94 olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. A birleşim B'nin eleman sayısı birazcık kasış bir soru tabii ki. Bir gruptaki öğrenciler İngilizce ve Fransızca dillerinin en az birini bilmektedir demiş. Gruptaki öğrencilerin %55'i İngilizce, %60'ı Fransızca bilmektedir demiş. Bu gruptaki öğrencilerin yüzde kaçı her iki dili de bilmektedir demiş. Yani ortak olan da söylüyor. Bir kere bu, gru bu grupta İngilizce ve Fransızca kümesi varmış. Bir siyah küme olsun bir de turuncu küme olsun. Bu İngilizce kümesi olsun bu da Fransızca kümesi olsun ve dışarıda hiç kimse kalmıyor. Yani bütün öğrenciler en azı bir de bilmektedir. Yani dışarıda bilmeyen yok. %55'miş İngilizce. Hemen şunu yazıyorum. Bu %55'miş. Bu da %60'mış. Ya kardeşim bu ikisini topladığım zaman ne ediyor? %115 ediyor. Demek ki bir problem var burada. Çünkü bu ikisinin toplamı %100 etmemeli. Bütün sınıf olduğu için yüz etmeli. Nasıl %115 eder? İşte buradaki problem şu. Eğer biz, eğer biz burada, burayı iki defa hesap edersek o yüzden yüzde yüz on beş çıkıyor. Yani normalde normalde bu ikisinin hepsi birleşimi nasıl hesaplanırdı hemen yazıyorum. A İngilizce birleşim Fransızca nasıl hesaplanır? İngilizcenin eleman sayısı artı Fransızcenin eleman sayısı eksi İngilizce kesişim Fransızcenin eleman sayısı. Şimdi burası biliyoruz yüzde elli beş. Burasını biliyorum yüzde 60. Bu ikisini topladığımız zaman yüzde 115 ediyor ama toplamının yüzde yüz olması gerekiyor, bütün sınıf olması için. O zaman demek ki buradaki kesişim olan kısım yüzde 15 olmak zorunda çünkü yüzde 115 ediyor burası. Bundan yüzde 15 çıkarsa yüzde yüze geliriz... O yüzden her iki de dilde bilen insanların sayısı yüzde kaç? Yüzde 15 olmak zorundaymış diyorum. Hatta dağılımını da şöyle yapalım. Bak sağlamasını yapalım. Yüzde on beş burası olursa burası kaç olur? Yüzde kırk olur. Çünkü toplamı yüzde elli beş olmak zorunda. Burası yüzde on beş olursa burası kaç olur? Yüzde kırk beş olur. Toplamı yüzde altmış olmak zorunda sağlamasını yaptık. Hepsi yüzde yüz ediyor mu? Evet. Burası 60 artı 40 yüzde yüz hepsi çıkıyor birleşim kümesi de diyoruz. Hemen geldik kartezyen çarpım sorumuza. Kartezyen çarpımı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sınavda bir tane sorusu var. A kümesini vermiş. Bu kümeyi vermiş. B çarpı C kümesini vermiş. Buna göre demiş ki A çarpı B kesişim A çarpı C'yi soruyor. Şimdi burada şu tanıdık geldi bana. Sanki bir dağılma özelliği gibi. Bak ikisinde de A var. İkisinde de A çarpı var. Şimdi A şöyle S A'yı yazmış şunu yazmış şöyle olduğu gibi. Ama burada ikisinde de A var. A çarpıyı başa alayım. Ortak paranteze alıyorum bu ikisini. Parantezimi açtım. Bunu aldığım zaman B kalır. Sonra kesişim işareti. Sonra bunu aldığım zaman C kalır. Hop sonra köşeli parantezimi kapattım. Şimdi dolayısıyla A çarpı B kesişim C. Bizden bunu istiyor. Şimdi ben B C'yi bilmiyorum ki. B C'yi bulabilmek için de aslında basit bir yöntem var. B ve C'nin çarpımı buysa eğer bu ilk yazılan bak ilk yazılanlar bu sıralı ikililerde B'nin elemanları. Bu ilk yazılanlar B'nin elemanları. İkinci yazılanlarda yeşille yazılanlarda C'nin elemanları olmak zorunda. Ha, şimdi o zaman ben B kümesini yazabilirim. B kümesi parantezimi açtım. Turuncu ile yazalım. A iki, tane ama aynı, aynı A. dolayısıyla bir tane yazarız. B ve C. Bunlar B'nin elemanları iken C'nin elemanlarını yazıyorum. Bunu da yeşille yazalım. B ve C. B ve C'den başka yok. B ve C. O zaman bu da C'nin elemanı. Şimdi o zaman ben B kesişim C'yi bulabilirim rahatlıkla. B kesişim C, B kesişim C. İkisinin de ortak olan elemanları B ve C'dir zaten. Çünkü ikisinin de ortak B ve C var. Dolayısıyla benim yapmam gereken şey burada iki elemanlı bir küme var. Bu kaç elemanlı bir küme? Üç elemanlı. Üç elemanlı bir küme ile iki elemanlı bir kümenin çarpımı yani 1B, 1C, 2B, 2C, 3B, 3C gibi sıralı ikililer çıkıyor ve 3 kere 2'den 6 tane elemana sahip çıkıyor. Hatta yazayım A çarpı B kesişim C'nin kartezyen çarpımı şu şekilde yazılır. Bak hemen yazıyorum. A'nın elemanları 1 virgül sonra B kesişim C gelecek. B. Ondan sonra 1 virgül C. Sonra A'nın diğer elemanı geçtik. 2 virgül B. Bununla bunu. Sonra 2 e, virgül C. 2 virgül C. Sonra 3 virgül B. Sonra 3 virgül C. Bunu uzun uzun yazmama gerek yok. 3 kere 2'den 6 olduğunu biliyoruz ama... Yine bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman olduğunu net bir şekilde ispatlamış olduk. 6, 7, A, B, 4 basamaklı sayısı 5 ile tam bölünebilmektedir demiş bize. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre A'nın yerine yazılabilecek sayının toplamı kaçtı demiş. Bir kere 5 ile tam bölünebilirse biz tak diye birler basamağını söyleyebiliriz. 6, 7, A, 0 olabilir ya da buraya yazıyorum ya da 6, 7, A, 5 olabilir. Çünkü 5 ile tam bölünebilen sayılar iki farklı durumda olabilir. Ya birler basamağı sıfırdır ya birler basamağı beştir. O zaman bu olabilir ya da bu olabilir. Bu iki olasılıkta oynayacağız. Şimdi diyor ki 9 ile bölümünden kalan bir olduğuna göre demiş. Şimdi bunun 9 ile bölümünden kalanı bulabilmek için rakamları toplarız. Eğer 9 tam bölünebilseydi rakamları toplamı 9'un katı olurdu. Yani 6 artı 7 artı A artı 0 9'un katı olurdu. Ama 1 kalanını verdiği için demek ki artı 1'i varmış bunun. Ve bunu çözeceğiz. Şimdi devam ediyorum. 6 artı 7 artı A artı 5 eşittir. Yine 9'un katı ama artı 1. 1 arttığı için bir fazlalık varmış diyoruz. O zaman hemen çözelim bunu. 13, 13 artı A, 9'un katı artı 1. O zaman 12 artı A, 9'un katı olacak. Şimdi o zaman diyorum ki, ya kardeşim... 12 artı A 9'un katıysa A kaç olabilir dediğim anda diyeceğiz ki 9'un hangi katına yakınız biz şu anda? 18'e yakınız. O zaman A 6 olabilir. Başka da bir şey olabilir mi? A bir rakam olduğu için olamaz kusura bakma. Yani 9'un 3 katı desek 27 olur. Burası 15 olur. A 1 rakam olduğu için olmaz. A bir rakam unutmayalım. A ve B birer rakam. Şimdi devam ediyorum. Başka da bir şey olmaz zaten. Devam ediyorum. Buraya bakalım. 18 artı A. Şimdi 13 artı 5 18 eşittir 9K artı 1 diyorum. 17 artı A eşittir 9'un katı olmak zorundaymış. 9 kat. Dolayısıyla e, acaba kaç olabilir A dediğim sayı? Burada da 1 olabilir. Başka seçeneği yok. 9'un katı en yakın 18 var. 27 olabilir mi? 10 olmak zorundaydı. A bir rakam olduğu için olmaz. Dolayısıyla e, A'nın yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Bir de şuna dikkat ederim. Bazen sorularda ...rakamları farklı dört basamaklı sayısı diyebilir... ...rakamları farklı deseydi bize eğer... ...o zaman biz 6'yı seçemezdik... ...çünkü burada başta 6 vardı... ...bu da ayrı bir ayrıntı... ...mesela burada A1 olabilir... ...çünkü rakamları hepsi farklı olur... ...ama burada 6, 7, 6, 0 olmaz... ...çünkü rakamları farklı olmazdı... ...eğer öyle sorsaydı ama öyle sormamış zaten... ...çok zorlamamış soruda... ...A'nın yerine yazılabilecek sayıların toplamı demiş... ...6 ve 1 toplamda 7 diyoruz cevabımız için... ABC birer pozitif tam sayıdır demiş. EBOB-EKOK sorusundan iki tane geleceğini söylemiş zaten. Demiş ki EBOB-AB eşittir 4, EBOB-BC eşittir 6 demiş bize. Şimdi olduğuna göre ABC'nin toplamını alabileceği en küçük değeri sormuş bize. Şimdi bir kere şunu biliyoruz. E, bir kere en küçük değeri soruyor bize ve A ve B'yi ve C'yi en az alabileceğimiz değerler almakta fayda var pozitif tam sayılar olacak. En az alabileceğimiz değerler alalım. Şimdi bir kere e, bu ikisi şimdi A, B var. B, C var. Burada B ortak. Yani ikisinin de ikisinin de aslında yani B, B aslında hem dörde bölünebilmeli hem altıya bölünebilmeli. Öyle bir sayı olmalı ki ikisine de ortak olduğu için B ikisine de bölünebilmeli bunlardan. Çünkü ortak bölenler zaten bunlar. O zaman hem dörde hem altıya bölünebilen en küçük sayı nedir desek aslında 4 ve 6'nın en küçük ortak katı oluyor B sayısı. O da 12 oluyor. 12 hem 4'e hem 6'ya bölünebilecek en küçük sayıdır. O zaman B burada ortak olduğu için en küçük ortak kat kuralından 4 ve 6'nın ekok'undan tak diye B'yi e, 12 bulabilirim. Şimdi bu durumda 12 ile neyin ebobu 4 olur? En az olabilecek şekilde A o da 4 çıkıyor. Çünkü birbirinin katı sayıların EBOB'ları küçük olan sayıdır diyebiliriz. Peki aynı şekilde burada da aynı kuralı uygulayabilirim. Bunun en küçük olmasını istiyorum. En küçük olması için de bunun 6 olabilir en az. Daha az olamaz. Çünkü bu ikisinin EBOB'u en büyük ortak böleni 6'ymış. Dolayısıyla bunun mutlaka 6'nın katı olması gerekiyor. Bunun da 4'ün katı olması gerekiyor. İşte şu ikisini bulduktan sonra yani şu aslında tek bir şeyi bulduktan sonra. Ortak katından 12'yi bulduktan sonra. Diğerleri daha kolay oluyor. Ve ABC'nin en az en küçük değeri ise. E, 4 artı 12 16. 6 daha 22 cevabımıza ulaşıyoruz diyoruz. Hemen geldik yeni sorumuza. M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere. 3M eşittir 2N demiş. EBOB MN ve Ekok MN 35'e eşitmiştir demiş. Buna bakalım. Olduğuna göre N eksi M farkı nedir demiş. Şimdi bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. 3M eşittir 2N matematikte çok kullanılan bir kalıptır. Şunu gördüğümüz zaman diyeceğiz ki. Kardeşim burada çarpmalar vardır. Yani 3 ile m'yi çarpınca 2 ile, 2 ile ney'lin çarpımıdır aslında bu. Ve buradaki mn de buradaki mn de aslında hemen yazıyorum. 2 kat ve 3 kat olmak zorunda. çünkü 3 kere 2 kat 6 kat, 2 kere 3 kat 6 kat. Dolayısıyla m'nin ben m'nin ben 2 kat olduğunu. N'nin ben 3 kat olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi e, 3 kat ve 2 katın ebOPları nedir? dediğimiz zaman, İkisinin de EBO bu K'dir. Yani 1 kattır aslında. E ikisinin EKOK'ları ise yani ikisinin katı olan en küçük sayı ise 6 kattır aslında. İstersen yapalım. E hemen buraya 2 kat ve 3 katı yazdım. Sonra böyle bölmeye çalıştım. 2'ye böldüm. 1 kat, 3 kat. E ondan sonra 3'e böldüm. 1 kat, 1 kat ve sonrasında K'ye böldüm. 1 1. İşte bu K İkisini de böldüğü için yuvarlak için alıyorum. Bu ebopları oluyor. 1 kat. E, altı katsa bu. Bu ve bunun çarpımı. Yani 6 katsa ekokları oluyor. Zaten bunu yapınca görebiliyoruz. Şimdi bu durumda bu ikisinin toplamının 35 olduğunu söylemiş. Ya bu 7 kat eşittir 35'tir o zaman. O zaman 1 kat eşittir 5'tir. Bunu tak diye buldum. Şimdi 1 kat eşittir 5 bu M dediğimiz şey 10'dur. N dediğimiz şey de 15'tir. N eksi m'yi sormuştu. 15 eksi 10'dan da cevabımızın 5 olduğunu söyleyebiliriz. Bir hastanedeki 3 doktor 6, 8 ve 12 günde bir nöbet tutmakta demiş. 3 doktorun aynı anda tuttukları 4. nöbet pazartesi günü olduğuna göre bu doktorların aynı anda tuttukları ilk nöbet hangi gündür demiş. Şimdi Şimdi bir kere e, bu doktorlar 6, 8 ve 12 günde bir nöbet tutmaktadır. ...aynı anda tutmaları için bunların ekoklarında ancak birleşir aslında. 6, 8 ve 12'nin ekokları nedir? Yani ortak olarak e, bir buluşabilecekleri gün nedir dediğim zaman... ...2'ye böldüm 3, 4, 6... E, ...2'ye böldüm 3, 2, 3... ...2'ye böldüm 1, 3, 3... ...3'e böldüm 1, 1. Şimdi bunların ekokları 2 kere 2, 4... ...4 kere 2, 8... ...8 kere 3, 24... O zaman ekok dediğimiz şey aslında 24 gündür. Çünkü bu gün olduğu için bu da 24 günde bir aslında beraber aynı anda nöbet tutar üçü de. Üçü de 24 günde bir nöbet tutuyor. Şimdi diyoruz ki birinci nöbet diyorum ilk nöbet hatta buraya yazalım ilk nöbet beraber tuttular. Bu aslında birinci oluyor. Bu ikinci nöbet bu üçüncü nöbet bu da dördüncü nöbet olsun. Şimdi, burada diyor ki bize, ee, burada diyor ki bize dördüncü nöbet Pazartesi günü. Bu Pazartesi günüymüş, tamam. Bize ilk nöbeti soruyor. O zaman 24 gün, 24 gün, 24 gün toplam 24, 24, 24 gün geriye gitmem gerekiyor. Yani toplamda 72 gün geriye git lütfen. O ilk nöbetin hangi gün olduğunu bulmak için. O zaman 72 gün geriye gidersem 72'yi hafta bir hafta 7 gün olduğu için 7'ye bölersem 10 kere 72 2 gün artıyor. Yani ben e, pazartesi gününe geliyorum. 10 defa pazartesi gününe geliyorum. Pazartesi, 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 pazartesi. Ama sonrasında 2 gün daha geriye gitmem gerekiyor. Pazartesiden 2 gün daha geriye gidersem Pazar ve cumartesiye gelirim cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyeyim. Çünkü geriye doğru gidiyorum. Yani pazartesi dördüncü nöbet ilk nöbete gitmeye çalışıyorum. Geriye doğru gidiyorum. 10 defa pazartesine geldim zaten. Çünkü 72 haftaya böldüm. 2 gün arttı. 2 gün daha geriye gidiyorum. Pazartesiden 2 gün daha geriye gidersem pazar öncesi gündür. Ondan öncesi günde cumartesidir diye A seçeneği olduğunu söyleyebilirim. Denklemini sağlayan x değeri kaçtı demiş. Şimdi denklem çözme sorusu. Burada ne yapacağız zaman? Hemen? hemen içler dışlar çarpımı yapalım burada. x artı 2 x artı 2 çarpı x artı 2, yani x artı 2'nin karesi eşittir. x eksi 2 çarpı x eksi 2, x eksi 2'nin karesidir diye hemen söyleyebilirim. Şimdi bunların açılımını yaptığım zaman x'in karesi artı 4x artı 4 eşittir. x'in karesi eksi 4x artı 4 diyorum. Sonra bu x'in kareleri birbirini götürdü. O zaman 4x artı 4 eşittir. Eksi 4x ek artı 4 diyorum. Sonra bu eksi 4x'i bu tarafa atıyorum. 8x eşittir. Artı 4x olarak geçti. 4x artı 4x 8x eşittir. Bu 4'ü de bu tarafa atıyorum. 4 eksi 4 0. O zaman her iki tarafı 8'e böldüğüm zaman da x eşittir 0 değerine ulaşmış oldum. Sağlamasını yapalım. E, doğrulamasını yapalım. x yerine 0 yazarsam 2 bölü eksi 2 eşittir. Eksi 2 bölü 2 Evet bunun cevabı eksi 1 çıkıyor. Bunun cevabı eksi 1 çıkıyor. Eksi 1 eşittir eksi 1. Doğru bir sağlam oluyor. X yerine 0 değerini yazabilirim. Ama istersen deneyebilirim bu arada. Bu çünkü basit bir soru. Aslında deneyerek de şıkları yerine koyma yaparak da yapabilirsin. Mesela 1 yazdığın zaman 3 bölü eksi 1. Eksi 3 çıkar. 1 yazdığın zaman eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 3 eşit mi bunlar? Değil. O zaman bunu eledim bile. 4 yazdığın zaman 6 bölü 2 e, yani 3 eşittir 4 yazdığım zaman x yerine 2 e, bölü 6 2 bölü 6 bir 3 1 bölü 3 eşit mi hayır bu da değil gibi mesela böyle deneyerek de yapabiliriz sonucumuzu diyoruz ve yeni sorumuz eşitsizlik sorusu a ve b gerçek sayılar olmak üzere olduğuna göre demiş a'nın aralığını b'nin aralığını vermiş 3 a eksi 4 b ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş Şimdi aralıkları vermiş bize. Eksi 22 ile 27 arasında. Eksi 22 ile 27 arasında bunları vermişti... İşte bu 7 ile de böyle 4, 4 yapalım. Bu normal parantez. Bu da köşeli parantez. Bu dahil demek bu dahil değil demek. Bu ikisi de dahil demek gibi gibi ayrıntılar var. Şimdi burada bir kere 3A 4B'yi soruyor. Ama biz A ve B'yi biliyoruz. O zaman bu eşitsizliğin her tarafını 3 ile bir çarpayım bakayım. 3 ile çarparsam hem buna. Hem buna hem buna dağılıyor. O zaman eksi 6 küçüktür. 3a küçük ve eşittir. 3 kere 5'te 15. Tamam. Şimdi bunu yazalım. Burada 4b e, ama eksi 4b. O zaman bunu da eksi 4 ile çarpalım. Eşitsizlikte eksi ile çarptığımız zaman yön değiştiriyordu. Hadi bunu burada yapalım bir. Eksi 4 çarpı eksi 3 artı 12. Yön değiştirdiği zaman büyük ve eşittir. Eksi 4b. Eksi 4b. Bunla çarp yine yön değiştiriyor büyüktür. Eksi 4 ile eksi 4 eksi 16. O zaman işte eksi 4 b aslında eksi 16'dan büyük artı 12'den küçük. O zaman bunun altına yazıyorum. Şunu buraya yazıyorum. Eksi 16'dan büyük eksi 4 b e, ve 12'den de küçük. Şimdi niye böyle yazdım? Çünkü 3a eksi 4b istemişti ya. Bunları topladığım anda aslında 3a eksi 4b çıkıyor. Ve alt alta işaretler aynıysa toplayabiliyorum. Burada e, küçüktür işareti var. Eksi 22. Bunları da toplayabiliyorum. B büyük Küçük ve eşittir işareti var. 27. Dolayısıyla burada aslında 3a eksi 4b dediğimiz sayı... ...eksi 22 ile 27 arasında eksi 22 dahil değil... ...27 ise dahil olacak şekilde. Eksi 22 dahil değil... 27'de dahil olacak şekilde o yüzden cevabımızın D seçeneğini bu aralık olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Denklemi sağlayan kaç farklı x değeri vardır demiş bize. Şimdi mutlak değerler gerçekten de burada fazla. Burada bir mutlak değer var. Bir de burada bir mutlak değer var. Ve bu en dıştaki mutlak değerden başlayalım sonucu 7'ymiş. Şimdi bir kere ben bu en dıştaki mutlak değerin sonucu 7 ise bu mutlak değerin içindeki şu turuncu kısım bak şöyle şuradan şuraya kadar. Ya 7'dir ya da eksi 7'dir diyebilirim. Hadi bakalım şunu diyelim bakalım. O zaman e, mutlak değer 2x-1-4 eşittir 7 olabilir. Ya da ya da mutlak değer 2x-1-4 yani şu içi eksi içi, 7 olabilir. Şimdi bunu çözmeye çalışalım. Hatta bunu yapmak için bu çok basit. Mutlak değer 2x-1 e eşittir. Bu eksi 4'ü karşıya geçirirsem artı 4 olur. O zaman eksi 7 artı 4 eksi 3 olur. Mutlak değer hiçbir zaman negatif olamaz. O yüzden buradan hiçbir sonuç gelmez. Böyle bir şey olmaz. Bunun çözüm kümesi boş kümedir. Bununla ilgili hiçbir şey bulamayız. Ama buraya o zaman yönelelim. Hadi bakalım. Çünkü buradan sonuç gelecek. Çünkü buradan hiçbir sonuç gelmez. Hiçbir zaman mutlak değer eksi olmaz. Şimdi buraya geldiğim zaman mutlak değer 2x-1 eşittir. Eksi 4'ü karşıya geçirince artı 4 diye bunu attım. 11 çıkar. Şimdi mutlak değer bir şey ne olduğunu bilmiyoruz. Şu içerideki öküz diyelim buna. Bu öküz 11 çıkmış. O zaman bu aslında hem 11 olabilir ya da ya da eksi 11 olabilir. Çünkü 11 olunca sonuç yine 11 çıkar. Eksi 11 olunca yine sonuç 11 çıkar. O zaman hadi bakalım şunun denklemini kuralım bakalım. Diyorum ki 2x eksi 1 ya 11'dir. 2x eksi 1 ya da eksi 11'dir. Hadi bakalım şunu yaptığım zaman bu eksi 1'i karşıya attığım zaman 2x eşittir 12. X eşittir 6. Buradan bir sonuç geldi. Devam ediyorum. Buraya bakalım. Bunu karşıya attığımız zaman 2x eşittir artı 1 diye geçer. Eksi 10. x eşittir eksi 5 çıkar buradan da. Kaç farklı x değeri vardır? 6 eksi 5 ama ben olsam denerim. Mesela 6'yı yazma. 6 kere 2, 12 eksi 1 11 11 eksi 4 e, 7 7 mutlak denir için 7 çıkar. Bunu sağladı süper. Eksi 5'i deneyelim. Eksi e, 10 çıkar. Eksi 11 Artı 11 diye çıkar. 11 eksi 4 7 diye çıkar. 7 eşittir 7 bu da doğru. O zaman cevabımız 2 farklı x değeri vardır diye sonuca ulaşabiliyorum. Aşağıdaki eşit damacanaların içinde bulunan su miktarları damacanaların altında belirtilmiştir. A artı 6 litre, A artı 3 litre, 2A artı 2 litre diye belirtmiş ABC damacanalarını. Tamam. Diyor ki e, su miktarlarıyla ilgili bunlar bilinmektedir diyor. Buna göre bu şeylerden birinin içinde bulunan su tam sayı cinsinden en az kaç litre diye bize soruyor. Şimdi diyorum ki ya bu A artı 6, bu A artı 3, bu 2A artı 2 ama A'ları bilmiyoruz. Ama A damacanasında bulunan su miktar yani bu C'den daha fazlaymış. Hemen bunu bir yazalım bakalım. A artı 6 Büyüktür 2A artı 2 bunu söylemiş bize A C'den fazlaymış B damacanasındaki de C'den fazlaymış Şimdi bir dakika şimdi şu A'ydı şu C'ydi B damacanasındaki su miktarı C damacanasından daha azmış Yani bundan daha o zaman B'yi de buraya yazarım B neredeydi A artı 3 A artı 3 de buraya yazarım bu da B'dir o zaman B azdır C. A da C'den daha fazla. Şimdi bunu oluşturduktan sonra bunu çözmem gerekiyor. Eşitsizliklerde bunu çözerken bir buna bakarım. Bir de buna bakarım. İki farklı şekilde çözerim. Şimdi diyorum ki bir şu morluya bakalım. Morlunun çözümü A artı 3 küçüktür 2A artı 2 diyorum. Hemen bunu çözersem A'yı bu tarafa atarım. 1 A'dır bu aslında artı 1 A'dır. Bunun karşısına geçerse, geçerse eksi 1 A olur. O zaman burası 2 A eksi 1 A 1 A çıkar. Küçüktür. Yani büyüktür. Bu 2'yi karşıya geçirirsem eksi 2 de geçer. 3 eksi 2 de 1'dir. O zaman 1 küçüktür 1 A'dır. O zaman A böyle bir özelliği çıktı. 1 ee, küçüktür A diye bir şey geldi bizim karşımıza. Bir de turuncuyu yapalım bakalım. 2A artı 2 küçüktür A artı 6. Şimdi bunu çözmeye çalışırsam diyorum ki bu A yine 1A'dır. Bunu karşıya gitsem 1A olur. Eksi 1A'dan 2A eksi 1A'dan. Sonra küçüktür. Bu artı 2'yi karşıya geçirirsem eksi 2 olur. 6 eksi 2 de 4 olur. O zaman A küçüktür 4 çıktı. Bir de bu geldi elime. Şimdi bu ikisini birleştirdiğim anda diyorum ki ya kardeşim A dediğimiz sayı birden büyük 4'ten küçük olmak zorunda. Şimdi buna göre bu şeyden birinin içinde bulunan su tam sayıcısına en az kaç kaçtır demiş. Şimdi mesela şunun içerisinde A artı 3'ün içerisinde. Burada eşitsizliğin her tarafına artı 3 eklersem. E, 4 küçüktür A artı 3 küçüktür 7. Yani 4 ile 7 arasında bir litrede bu arkadaş. Su Tam sayıcı en az kaçtır? O en az 5 litre olabilir bu. Şuna bakarım. İstersem şunu da yap yaparım. Her tarafa 6 eklediğim zaman burası 7 olur. Burası a artı ol 6 olur. Burası da ee, 10 olur. 7 ile 10 arasında ama 5 daha az. Zaten şıklarda en azını bulduğum için artık bir daha aramama gerek, gerek yok diyoruz. O yüzden cevabımızın A seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet yeni sorumuza geldik. Aşağıdaki şekilde verilen dikdörtgende her satır ve her sütunda bulunan ifadelerin toplamı birbirine eşitir demiş. Satır ve sütunların toplamları birbirine eşitmiş. Tamam. Buna göre x çarpı y çarpımı kaçtır demiş. Şimdi x y çarpımı şimdi bunların toplamı mesela şu ikisini toplayalım. x artı y artı 5. Bu satırı toplayalım. 2 e, X artı 2Y. Bu ikisinin toplamı eksi 6. Bunlar birbirine eşitmiş. Yani birinci satırla ikinci satırın toplamı birbirine eşittir. Tamam bunu yazdık. Şimdi buradan bir şey gelecek bize. Ee, ne yapabiliriz burada? Diyorum ki ya kardeşim e, bu X'i bu tarafa atayım. 1X. Bu Y'yi bu tarafa atayım. 1Y. Bu eksi 6'yı bu tarafa atayım. Eşittir 11 çıktı. Tamam. Şimdi bu ilk denklemimiz. Sonra bir de sütun toplayayım bakalım. Diyorum ki şu ikisinin toplamı e, x artı 2y eksi 1 eşittir. Bu ikisinin toplamına bakalım. E, 2x artı y artı 0. Buna gerek yok zaten yazmama gerek yok. Şimdi bunu da çözersek bunu karşıya attığım zaman x eder. Bunu karşıya attığım zaman eksi y eder. Eşittir eksi 1 çıktı. Bir de şöyle bir şey geldi elimize. Bir de böyle bir şey vardı. Şimdi bunları Alt alta yazarsam süper olacak. X artı Y eşittir 11. X eksi Y eşittir eksi 1. Yok etme metodunu kullanırsam bu ikisini topladığım anda bunlar zaten birbirini yok eder. 2X eşittir 10 çıkar. X eşittir 5 çıkar. X eşittir 5 çıkarsa bu 5 ise bu da 6 olmak zorundadır zaten. X çarpı Y nedir derse 5 kere 6 da 30'dur şeklinde net bir şekilde söyleyebilirim ve cevabımızı bulmuş olduk. Evet yeni sorumuza geldik. 3x artı 2'ye eşittir 13. 2x eksi 5'ye eşittir x4 demiş. Denklem sistemini sağlayan x ve y sayılarının çarpımını sormuş bize. Hmm. Şimdi x ve y'yi bulup çarpacağız yine deminki soru gibi. Buradan diyorum ki aslında bu denklem sistemini çözebilmek için yok etme metodunu kullanmam gerekiyor. Ve bunu yapabilmek için de bir tanesini eşitlemem gerekiyor. O da bunu 5 ile genişletirsem bunu 2 ile genişletirsem bak ne oluyor. 5 kere 3x 15x. 5 kere artı 2'ye artı 10y. Eşittir 5 kere 13 65. Aynı şekilde 2 kere 2x 4x. 2 kere eksi 5'ye eksi 10y. Bak bununla bu artı bu eksi ya. Bu, bu 5 bu, bu 2 ya. Bunları bunu 5'te bunu 2'ye çarptığınız zaman 10 ye 10 etti ve işaretleri de farklı o zaman tak diye yok etme metodunu geliyor. 2 ile eksi 4 eksi 8. Bunları alt alta topladığım zaman tak bunlar birbirini götürüyor. Ve 19 x eşittir. 65 eksi 8. Yani 57 çıkıyor ve x eşittir buradan. Her iki tarafı 19'a böldüğünüz zaman 57 19'a bölünürse 3 çıkar. X'i bulduk bile. Şimdi x'i bulduysak y'yi de bulabiliriz bir yerden. Herhangi bir denkleme yerini koyuyorum. 3 x yerine 3 yazıyorum. 3 kere 3 9 artı 2y eşittir 13 çıkmıştı. O zaman 2y'nin 4 olması gerekiyor. 9'a ne toplanırsa 13 çıkar. 2y eşittir 4 ise y eşittir 2'dir buradan tak diye bunu da buldum. X'i bulduk, Y'yi bulduk. 3 kere 2'den X ve Y sayılarının çarpımı 6 olduğunu net bir şekilde söyleyeyim. İstersen sağlama da yapabilirim bu arada. Sağlama yapın çünkü test sorusu olduğu için. Bak bu 3, bu 2 çıkmıştı ya. Bundan buna koy mesela. 3 kere 2 6 eksi e, 2 kere 5 10 e, 6 eksi 10 eksi 4 evet bu da doğru o zaman doğru sağlamasında yapmış olduk cevabımız C seçeneği evet yedim sorumuz daha var x ve y birer tam sayı olmak üzere bu da bir mutlak değer sorusu eşitliği verilmiştir buna göre x çarpı y e, alabileceği en büyük değer kaçtır demiş bize şimdi buradan bakıyorum diyorum ki ya kardeşim burada bu bir bu bir bölü var bölü var ...toplama var, eşittir, 1 olmuş. Şimdi bir kere... ...neyle neyin toplamı 1 olabilir? Şimdi diyorum ki... ...ya bu mesela eksi 5 olur... ...bu artı 6 olur... ...toplamı 1 olur, eyvallah. Veya işte eksi 2 olur... ...bu da e, artı 3 olur... ...toplamı 1 olur, eyvallah. Ama bunlar mutlak değer olduğundan dolayı... ...hiçbir zaman negatif olamazlar. Bunun sonucu da negatif olamaz... ...bunun sonucu da negatif olamaz... 2 tane pozitif şeyin toplamı ne zaman 1 olabilir? Tek bir seçenek var. O da bunların 1 bölü 2 olması. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 ile artı 1 bölü 2'nin toplamı aslında 1'dir. Yani yarımla yarımın toplamı 1'dir. Dolayısıyla bu 1 bölü 2 olacak. Çünkü payları da 1 bunların eşit. 1 bölü 2, 1 bölü 2 başka hiçbir seçenek yok. İkisinin de pozitif olması durumunda. E o zaman iki şey var çünkü. İki şeyin toplamı 1 e, ise yarım yarım 1 eder. Burada ise o zaman mutlak değer 3x 1'in 2 olduğu durum var. Burada da 5 y'nin 2 olduğu durum var. Ha şimdi o zaman olabilecek bütün senaryolar bunlar. Başka hiçbir seçenek yok. O zaman diyorum ki bu 2 ise 3x 1 ya 2'dir ya da 3x 1 2'dir. Yani ya budur ya budur. ikiye ayrılıyor. Burada aynı şekilde yapıyorum. 5 eksi y ya 2'dir. 5 eksi y eksi 2 de olabilir. Çünkü 2'nin de mutlak değeri 2'dir. Eksi 2'nin de mutlak değeri 2'dir. Dolayısıyla iki tane seçeneği de burada yazmış oldum. Açtım ve bunları çözeceğim artık. Bitti. 3x eksi 1 eşittir 2 ise eksi 1'i karşıya atarım. 3x eşittir 3 çıkar. X eşittir 1 çıkar. Buradan hop bunu yazdım. Deneyeceğim merak etme. Devam ediyorum. Ee, bu eksi 1'i karşı atınca 3x eşittir e, artı 1 diye geçer. Eksi 1 çıkar. X eşittir. Eksi 1 bölü 3 çıkar. Bu da kalsın bir kenarda. Sonra devam ediyorum. E, Y'lerde. E, bu y eşittir. Bu y'yi karşı attım. Bunu da bu tarafa attım. 3 çıkar. Burada bu y'yi bu tarafa attım. Bu y'yi bu tarafa attım. Y eşittir. 7 çıkar. Şimdi dolayısıyla... X çarpı Y'nin çarpımının alabileceği en büyük değeri soruyor bize. Şimdi en büyük değer. Şimdi X'in alabileceği değerler bunlar. 1 olursa deneyelim 2 çıkar doğru. Eksi 1 bölü 3 olursa eksi 1 2 çıkar doğru. Bu ikisi de olabiliyor. Bunları sağlamasını yaptım. Y işte 3 olursa 5 eksi 3 2 çıkar. Evet 1 bölü 2 olur. E, 7 olursa 5 eksi 7 eksi 2 çıkar. Yine 1 bölü 2 olur. Sağ süper. Bu ikisi de olabiliyor. <laughs> Şimdi diyorum ki sonra alabileceği çarpımdan alabileceği en büyük değer. Şimdi bununla bunu çarpırsak 3 eder. Bununla bunu çarparsak eksi 7 bölü 3 eder. Eksi, bir kere eksi bayağı küçültüyor. O zaman bunu atalım bunu hiç düşünmeyelim bile. Bir kere 3 veya bir kere 7. E, bir kere 7 daha büyük bir değer elde ediyor. Cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. O zaman süper bir şekilde bütün yapmamız gereken çözmemiz gereken soru tiplerini bize verilen ee, örnek e, konu soru dağılım tablosuna göre yaptık. Mantık kümeler, denkleme çizgilerle alakalı çok güzel sorular çözdük. Siz de lütfen yazı notlarından tekrarlarınızı yapın ve aynı zamanda dinamo matematikten de tekrarlarınızı yapın arkadaşlar ve sınavdan en iyi notları hedefleyin diyorum. Hadi bakalım şimdiden Türkiye genelinde ilk defa yapılacak bu sınavda hepinize başarılar. Görüşmek üzere.